Patoloji Camiası'nın değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki misafirimiz, iki konuşmacımız bizlere patolojide atık yönetimi ve patoloji güvenliği, patoloji laboratuvar güvenliği konusunda bilgiler aktaracak. Konuşmacılarımızdan birincisini, Özlem Hanım'ı ben size kısaca takdim etmek istiyorum. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Nusret Erdoğan'ı sanıyorum hepiniz tanıyorsunuz hocamızı. Onun için onu detaylı kendisini tanıtmamamı istedi benden ama Özlem Hanım'ı, Sayın Özlem Özkaynakçı'yı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Özlem Hanım, Xenon Laboratuvar Sistemleri Uluslararası Satış Müdürü ve kendisi yüksek biyolog. Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 2004 yılında mezun olmuş. Daha sonra 2006 yılında mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış. 2004-2007 yılları arasında Roche Diagnostik firmasında aplikasyon uzmanı olarak görev yapmış. 2007 yılının Ağustos ayında Ventana distribütörlüğünde 2 yıl yine aplikasyon sorumlusu olarak çalışmış. Bu arada da patoloji hakkında, patoloji analizinin dalı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmuş. 2010 yılında Biogen firmasında patoloji laboratuvarlarının koşullarını iyileştirmek için projeler geliştirerek bütünsel çözüm üzerinde çalışıp birçok hastanenin patoloji laboratuvarlarının iyileştirmesinde rol almış. 2014 yılında Xenon firmasının kuruluşunda görev alıp çalışmalarına bu firmada devam etmeye başlamış ve halen bu firmada bulunuyor. 2016 yılından beri yurt dışı ağırlıklı birçok çalışmalarda yer almakta. Fransa, İspanya, İsviçre, Suudi Arabistan, Tayland, Sri Lanka, Romanya ve Amerika pazarında bulunan distribütörlerimiz aracılığı ile tasarımını ve üretimini kendilerinin yaptığı atık yönetimine dahil cihazlarımızın satışını sürdürmekte. Bu alanda çok deneyimli olan Sayın Özkaynakçı'yı konuşmasını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden ayırdığınız zaman için ayrıca teşekkür ederim. Öncelikle Nusret Hocam'a bu imkanı bize sunduğu için teşekkürler. Patoloji laboratuvarları, bizim patoloji laboratuvarlarında ortam iyileştirme ve daha iyi koşullarda çalışma yaratma üzerine çalışmalar yapmanızın temelleri, patolojinin gerçekten de çok temel olarak insan gücüne dayanan bir uygulama olması. Benim biyokimya ve mikrobiyoloji ile ilgili de çok fazla tecrübem oldu diğer çalıştığım işlerden dolayı. Aradaki fark gerçekten çok açık laboratuvar açısından. Teknisyenlere, oradaki doktorlara çok fazla işin düştüğü, yorumlara çok fazla katıldığı. Dolayısıyla ve koşullarının aslında birçok diğer kıyasladığımız diğer iki laboratuvara göre çok daha farklı oldu. Çok da fazla kimyasalla uğraşmak zorunda kaldıkları bir laboratuvar. Otomasyonun düşük, insan gücünün yüksek olduğu laboratuvarlar. Dolayısıyla buradaki çalışan arkadaşlarımızın korunması, onlara rahat koşulların yaratılması, yapılacak işin kalitesini ve bu alanda çalışan insanların daha istekli olmasını da açıkça sağlayacaktır. Buradaki sunum iki aşamadan oluşacak. Kimyasal atıkları, dediğimiz gibi çok fazla kimyasal kullanıyoruz patolojide. Kimyasal atıkları nasıl yönetiriz? Yani bu çevremiz için de bir sıkıntı. İkinci kısımda bu kimyasal atıklardan kendimizi nasıl koruruz şeklinde bir sunum olacak. Patoloji laboratuvarlarında kimyasal kullanım alanlarını öncelikle belirlemek lazım. Patolojinin ilk aşaması olan fiksasyon aşaması, patolojinin en önemli basamaklarından biri çünkü ilk aşama. İlk aşama yanlış gittiği zaman daha sonraki aşamaları da gerçekten etkileyebilir. Özellikle moleküler düzeydeki çalışmalarda sonuçları etkilediği, hatta çok uzun süren işlemlerin bile tekrarlanmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bir de patoloji şey gibi alanda diyor, siz aldığınız şey bir doku, kan gibi hadi tekrar alalım diyemiyorsunuz. Bu yüzden fiksasyon aşamasından itibaren patoloji aslında kapıdan ilk girdiğiniz andan itibaren çok
fazla önem ve dikkat ve organizasyon gerektiren bir laboratuvar. Fiksasyon aşamasında kullandığımız kimyasal formaldehit kimyasalı. Diseksiyon aşaması ikinci aşama olarak tanımlayabileceğim bir aşama ve makroskobide kesim işlemlerinin yapıldığı, gene bu aşamada formaldehitin yoğun kullanıldığı ve bu aşamada yapılan tüm işlemlerin direkt etkilendiği bir aşama. Doku takip aşamasında ise kısilen ve alkolü daha çok kullanıyoruz. Doku boyama aşamasında yine kısilen, alkol, hematoksilen ve eozin gibi kimyasallar. Tabii ben daha çok burada hem daha fazla kullanılan hem de daha zararlı olanlar üzerine durdum. Tabii ki daha fazla kullanılan, başka kullanılan kimyasallar var ama temel kimyasallar üzerine durarak bir sunum hazırladım. Lab kapatma aşamasında da kısilen ve kapatma solüsyonu kullanıyoruz. Kimyasal atık yönetim sistemi nasıl olmalı? Açıkçası kimyasal atık yönetim sistemi zor bir sistem. Bunu kurgulamak da açıkçası zor. Uluslararası akreditasyonlara uygun bir sistem yaratmak lazım. Bizde genellikle uygulamada hani toplayalım ve bertaraf firmalarına verelim gibi bir yaklaşım var ya da hiçbir yere veremeyip direkt gidere vermek gibi bir yaklaşım var. Evet, bertaraf firmalarına vermek bir çözüm olabilir. Fakat aslında akreditasyonun söylediği noktalardan biri de bertaraf firmasına veriyorsunuz da bu bertaraf firması bunu ne yapıyor? Hani bunu da aslında siz sorgulamanız gerekiyor. Yani hem çevresel sorumluluk açısından hem de bir akreditasyon maddesi olarak bunu özellikle KEP'in ifadesinde, yani KEP'in şeyine baktığınız zaman akreditasyon belgesine bu soruyu size soruyor aslında. Sen buraya veriyorsun ama buna ne oluyor? Araştırmanız ve bilmeniz gerekiyor diyor. Uygun maliyetli olması da çok önemli. Sonuçta uygun maliyetli olmayan bir şeyi sürdüremezsiniz. Kesintiye uğrar. Maliyetler, sonuçta maliyet hepimizin hayatında olan bir şey. Bu uygun maliyet sürdürülebilirliği getirecektir. Bir de hani öyle bir şey yaratmalısınız ki herkes tarafından uygulanabilmeli. İşte oradaki insana ekstra, orada çalışan teknisyen arkadaşlara minimum iş yükü getirmeli. Ki bu kimyasal atık yönetim sistemi kurduğunuz zaman yürütülebilir bir şey olsun. Bu başlıklar üzerinde durup anlatacağım. Bu başlığın sırasını tekrar fiksasyon aşamasından başlayarak hani formaldehit kullanımından bir bahsetmek istiyorum. Hepimizin çok yoğun oranda kullandığı formaldehit, maalesef formaldehitten vazgeçemiyoruz. Kanserojen olduğunu bilmemize rağmen zararları, yarattığı şeyler hakkında dünya kadar yayın olmasına rağmen vazgeçemiyoruz. Tabii çok fazla nedeni var ama temelde birçok doku tipine uyan ve moleküler uygulamalarda da bizi zora sokmayan bir fiksasyon tipi. Eğer bundan vazgeçemiyorsak, bununla birlikte nasıl formaldehitten minimum şekilde etkilenip bu kimyasalı kullanabiliriz diye sorgulamak lazım. Sonuçta fiksasyon aşamasında kullanılan formaldehitin miktarı da yüksek bir miktar. Yani siz buraya başka bir kimyasalı tercih edebilirsiniz ama demin de dediğimiz gibi maliyetler çok önemli. O yüzden de biz şimdilik formaldehitten vazgeçemiyoruz. O yüzden ondan korunma yollarını konuşacağız. %10'luk hepimizin bildiği gibi formaldehit, %37'lik formaldehit halinde. Normalde formaldehit molekülü bir gaz. Gaz atmosfer içerisinde çözülüp işte formaldehit molekülü ifade ediliyor. Ve bu %37'lik olarak ifade ediyor. %37-%40 arasında bir oran olarak ifade ediliyor. Bunu bunu kendiniz konsantre alıp hazırlayabilirsiniz, %10'luk formaldehit haline getirebilirsiniz kendi imkanlarınızla. Ya da zaten bu formaldehitin zararlı olmasından kaynaklı ortaya çıkan, bir çözüm olarak ortaya çıkan kullanıma hazır formaldehit alabilirsiniz. Fakat evde hazırlamanın zaten problemlerini biliyoruz. Hani inhalasyon sorunu çok yüksek. Ki bu anlamda biz Türkiye'de çok hastaneyde formaldehit düzey ölçümleri de yapan bir yapıyız. Ve orada şunu çok net tespit ettik. Ağırlıklı olarak formaldehit uygulama aşamasındaki maruziyet 4 ppm'lere kadar ulaşılıyor. Bu da normal sınırın 2 katı, yani 2 ppm olması gereken düzey 15 dakikalık maruziyette. Ama bu düzey dediğim gibi 4 ppm'lere kadar ulaşılabiliyor.
Çünkü gerçekten konsantre formaliyetin hani ne kadar havalandırmalı bir alanda bir hazırlasanız etkili. O birinci sıkıntı. İkincisi de genelde olan işlem şu, hani haftada bir kere maruz kalayım ben en azından burada. Bir kere hazırlayayım, tam hazırlayayım. İşte 200 litre hazırlayayım, en fazlasını hazırlayayım. Bir daha da ben mümkünse maruz kalmayayım şeklinde bir anlayış şunu getiriyor. Formaldehit aynı zamanda çok da ilginç bir kimyasal, agresif bir kimyasal. Bağ yapısından, kimyasal yapısından kaynaklı olarak havadaki oksijenle bir araya getirilip formaldehitin yapısı değişiyor aslında ve formik asite dönüşebiliyor ya da formaldehit molekülleri bir araya gelip polimerleşiyor. Bu sefer hani bazen diyoruz işte haftanın başında iyiydi fiksasyonlar, şimdi ne oldu, niye kötüleşiyor? Bakıyorsunuz pH'ını ve pH tarafını gelip iyiydi, o gösteriyor size ama hala işler kötü. Neden? Aslında oradaki neden sadece pH'ın bir formaldehitin kalitesini belirleyemiyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Formaldehit molekülü dediğim gibi polimerleşip birleşiyor. Yani fiksasyonda işin esprisi formaldehitin mümkün olduğunca her bir molekülünün dokuyana kadar bağlanabilmesiyle alakalı fiksasyon. Siz her seferinde 24 saat tutuyorsunuz fiksasyonda. Ama formaldehit kendi içinde birleşince 10 tane formaldehitiniz var ve birleştiği zaman aslında bir formaldehitmiş gibi davranıp ve sadece dokuya bir noktadan bağlanmış oluyor. Bu sefer de sizin fiksasyon kaliteniz değişiyor. Her ne kadar pH'ınız da uygun size gözükse de. Dolayısıyla mümkün olduğunca formaldehit aslında taze kullanmak lazım. Bu konu Amerika'da mesela çok yoğun çalışılan konulardan biri. Çünkü dedim ki fiksasyon ilk aşama, hani neden bu kadar önemsiyeniyor? İlk aşamayı siz doğru yapamadığınız zaman bütün aşamalar etkileniyor. Onun için bayağı da önemsenen bir konu. Ve kullanıma hazır olayını iyice abartmış durumdalar ve ciddi paralar vererek mesela konteynerler kullanıyorlar. Küçük, kullanıma hazır. Hani direkt açıyorsunuz ve içine atıyorsunuz. İşte havayla mimar bir maruziyet söz konusu oluyor vesaire gibi bir takım şeyler de koruyorlar. Ama tabii ki maliyetler çok yüksek. Bunun yerine daha maliyeti düşük çözümler de yaratılabilir aslında. Biraz onları konuşacağız. Kullanıma hazır almak, evet çok inhalasyon en azından problemimizin çok daha minimal olduğu bir durum söz konusu. Ama bunun yanında bir takım standartizasyon da sağlamış oluyorsunuz bilindik markalarla çalışarak. Ama bunun yanında şöyle bir sıkıntı var, pahalı, gerçekten çok pahalı. Yani %10'u sadece formaldehit olan bir şeye siz neredeyse 10 katı fazla para veriyorsunuz. Ve bunu çok yüksek kullanıyorsunuz. Yani az miktar kullansak neyse ama çok yüksek kullanıyorsunuz. Dolayısıyla burada ciddi bir maliyet sorunu da ortaya çıkmış oluyor. Hesaplama deseniz bütün laboratuvarlar çok küçük. Yani küçük alanlara çok fazla şey sığdırmaya ve küçük alanlarda çok iş yapmaya çalışıyoruz. Biz bir de bu formaldehitleri saklamamız gerekiyor ki saklama koşulları da çok kötü. Normalde formaldehitin kimyasala da yangına dayanıklı dolapların içinde saklanması gereken bir şey. Yani buna bir de dolap ayarlayacaksınız, alan ayarlayacaksınız. Bu yüksek miktarda saklamadan kaynaklı patlamalar vesaire bir takım şeyler olabilir. Hani konuyu büyütürseniz aslında neden olabilir. Oradan da baktığımızda bir problem var. Bunun yanında evet yani ciddi bir plastik atığı da üretiyoruz. Her %10'luk formaldehit bize 10 kat fazla bir plastik atığı olarak da dönüyor ki bu dünyanın belki de en büyük sorunlarından biri atık anlamında plastik. Yani bunun, bu da ayrı bir noktası oluyor. Diseksiyon aşamasında da bir maruziyetimiz var. Hani formaldehiti fikse ettik, işte dediğim gibi çözümleri konusunda ayrıca konuşuyorum ama genel çerçeveyi sadece çizmeye çalışıyorum. Aslında hepiniz patolojinin içinden insanlarsınız. Yani bu kadar belki bahsetmek şey değil ama sizin de ekleyeceğim bir şey varsa lütfen ekleyin bu süre içerisinde. Diseksiyon aşaması dediğim gibi ikinci basamak ve bu işlem dokunun İşte incelenmesi, kesilmesi, bu esnada notların alınması gibi bir süreç gerçekten genelde minimum en az 2 saatlik bir süreyi alıyor. Ve bu sürede genelde patologlar, doktor arkadaşlar bu esnada sürekli ayakta kalıyorlar. Bu ayakta bulundukları işlem esnasında işte bir takım notlar almak zorundalar ve sürekli bir formaldehit maruziyeti var. Dolayısıyla formaldehit içeren dokular inceleme yaptığı için bizim ortamımızın da düzeltilmesi gerekiyor. Yani 2 saat boyunca, en az 2 saat boyunca bulunduğunuz bir ortamda formaldehitle birlikte bulunmanız
sizin de sağlığınız açısından da ürettiğiniz işin kalitesi açısından da gerçekten büyük bir negatiflik yaratmakta. Diseksiyon aşaması ile ilgili şey, mesela makroskopi odalarında da ölçümler yaptık. Makroskopi odalarında yaptığımız ölçümlerde bulunduğumuz her hastanenin aslında bir makroskopi kabini var. Fakat kabinlerdeki havalandırma sistemi sizin bütün odanıza göre hesaplanmış durumda değil. Ve maalesef yapılan binalar patolojinin bu özel durumu dikkate alınarak yapılamıyor. Çünkü patoloji laboratuvarlarında standart işte biyokimya laboratuvarı ya da mikrobiyoloji laboratuvarı standartlarında değerlendiriliyor yapan firma tarafından ve ona göre bir havalandırma kat sayısı düşünülüyor. Oysa ki burada gerçekten çok yüksek bir hava değişimi yaratmamız gerekiyor. Bu zor bir işlem ve bunun ekstra havalandırma konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Belki bunun Sağlık Bakanlığı düzeyinde görüşülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey ben çok yaşadım. Çok fazla hastaneyi yaptık. Hastane sıfır, her şey çok güzel ama patoloji laboratuvar havalandırması çok kötü. Yani siz bu sefer giriyorsunuz içeriye, her şeyi kırıyorsunuz, döküyorsunuz önce yapılan yatırımı ve tekrar yapıyorsunuz. Yani bu aslında ilk baştan da çıkılabilir. Bu ilk baştan da düzenlenebilir. Bunun üzerine belki aslında Patoloji Derneği bu konuda çok çalışmalar yaptı ve bu sayede mesela hocamların da sayesinde ölçümler yapılır hale geldi artık ve bütün laboratuvarlarda ölçüm yapıp en azından bu bir standarda bağlandı. Dolayısıyla havalandırma konusu da bir standarda konuşularak bağlanabilir. Formula değil bu arıziyetini azaltmak için bir takım öneriler sunabiliriz. Kesinlikle bir makroskopik kabini kullanmalıyız. Ama tabii burada makroskopik kabin çözüm seçimi de çok kritik, onu da konuşacağız. Demin söylediğim gibi evde kullanıma hazır formaldehit yerine bir formaldehit hazırlama cihazı kullanabiliriz. Yani konsantre formaldehiti tam otomatik olarak hazırlayacak. Biz ondan cihazdan direkt olarak bunu temin edeceğiz. Bu sayede hani standartizasyonu sağlayabiliriz. Hem konsantre formaldehit kullanarak maliyet yükünden kazanç sağlayabiliriz. Mobil havalandırma kullanabiliriz. Bu özellikle ani maruz edenler için çok anlamlı. Yani kesinlikle genel bir havalandırma için söylemiyorum. Ama örneğin siz ne zaman maruz kalıyorsunuz? Doku takip cihazının işte kimyasallarını değiştireceksiniz. Bu bir yıkama ve bir değişim operasyonu. Bunun için özel bir yer yok. Bu tarz ekstra havalandırma çözümleriyle bu işi yaparken bu havalandırma çözümünü yanınızda bulundurabilirsiniz. Ve doğru ürün kullanımı burada da maske vesaire yani kişisel korunma ekipmanlarını konuşacağız. Makroskopi kabin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Farklı tasarımlar söz konusu olabilir, karşılıklı tasarlanabilir, işte standart bir makroskopik kabin olarak tasarlanabilir. Ama asıl temel şey bir emişin ya alttan ya karşıdan ya da mümkünse ikisi şeklinde gerçekleşmiş olması. İkinci seçim fan seçimi önemli bir nokta. Burada hani biz makroskopik kabine tedarikçilerine baktığınız zaman şartnameler doğrultusunda bizler ürün sağlıyoruz. Şimdi fanın nereye yerleştirileceği ve nasıl emeceği çok önemli. Ve bunlar tanımlanmadığında ve bu bir standartmış gibi sürekli aynı rakamın ifade edilmesi aslında büyük bir problem. Yani siz mesela diyorsunuz ki makroskopik kabinde işte 500 metreküp saatlik bir fan yeter. Yetebilir de yetmeyebilir de. Bu tamamen sizin fanı nereye yerleştireceğiniz, nasıl bir basınç kaybının olduğu gibi bir takım parametrelere bağlı. O yüzden belki de bu makroskopik kabin şartnameleri oluşturulurken, şartname temel şey Türkiye'de bir alım gerçekleşirken biraz da hastanenin teknik ekibinden, özellikle havalandırma ayağından biraz destek alıp hani bu nereye yerleştirilir, ona göre fanın bir kapasitesini, hatta kapasite yeterli bir bilgi de değil, bu kapasite kaç basınç düşümünde olması gerekiyor. Aslında hani bir fanı açtığınız zaman şey görürsünüz, 1500 metreküp saatlik bir fan. Ama orada şeye bakmak lazım,
kaç paskallı, ne kadar bir basınç düşümünde ben bunu edeyim. 1500 metreküp saat diye yazdığı şey sıfır paskallıdır ki sıfır diye bir şey söz konusu değil. Yani siz bir metrelik bir flex hortum dediğimiz hortumla bağlantı yaptığınızda 10 paskallı bir düşümünüz olur. Ve burada aslında sizin havalandırma gücünüz düşer. Biraz teknik bir bilgi oluyor ama ister istemez patologlara ya da teknisyen arkadaşların bunu bilmesi gerekiyor çünkü bizde şartnameleri sizler hazırlıyorsunuz. O yüzden biraz daha bu kısımda durmak gerekiyor. Çünkü bu doğru yapılmadığı takdirde sizin aldığınız şey makroskopik bir modern bir mutfak oluyor. Çok güzel, modern, paslanmaz bir mutfağa dönüşmüş oluyor. O yüzden bu kısım gerçekten önemli. Formaldehit atık modülü düşünülebilir makroskopik kabinlerinde. Şimdi şu sıkıntılı bir konu, formaldehit makroskopik kabininiz var ama formaldehiti depolayamıyorsunuz. Yani orada uygularken sizin sadece bir tane evliğiniz varsa ne yapacağım? Hani formaldehiti ben ayrı bir şey mi boşaltacağım? Yani bu evliğe normal gidere bağlı. Dolayısıyla hani formaldehit evliyesini ayrıca düşünmekte fayda var. Hadi evliye var ama bu sefer evliyi hani arkadaşlar genelde altına işte bir bidon koyuyorlar. O evliyeden oraya dökülüyor. Ama o bidon da tam tek başına yetmiyor çünkü doluyor ve dolduğuna dair bir bilginiz yok. Yani her dakika bunu kontrol edemezsiniz. Sonuçta bir iş yürütüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar basit şeyler ama şartnameleri ya da özellik olarak ifade etmekte fayda var. Ve 110'luk formaldehit kullanımının otomasyonu düşünebilir. Dediğim gibi bir hazırlama cihazının bu makroskopik kabinine bağlanıp işte musluğu açtığınız zaman bunun elde edilmesi yapıldığı zaman hani bu üçünü tamamladığınız zaman zaten bir formaldehitle ilgili hani doğru bir kabin kullanıyorsunuz, kullanırken maruz kalmıyorsunuz, hazırlarken maruz kalmıyorsunuz, atık aşamasına maruz kalmıyorsunuz. Dolayısıyla formaldehiti büyük oranda hayatınızdan çıkarmış oluyorsunuz. Bizim bu sektörde ilk başladığımız zaman, daha doğrusu patoloji laboratuvarlarının iyileştirilmesi, yani kendimizi makroskopi odalarında bulduğumuz zamandaki ilk gördüğümüz şey şuydu. Makroskopik kabine var ama inanılmaz bir koku var içeride. Arkanızı dönüyorsunuz, her taraf doku. Her yerde dokular var. Ve o dokular formaldehit sonuçta oda sıcaklığında buharlaşan bir kimyasal. Ne kadar biz ağzını kapatsak da o ortama yayılıyor. Onun için dokuların gerçekten uygun şartlarda saklanması inanın çok büyük bir fark yaratıyor. Yani biz bu anlamda çalışmalara başladığımız zaman bunu bütünsel diye yapıp bir makroskopinin yanına en azından bir doku saklama alın. Onu alamıyorsanız altına yerleştirin kabininizin altındaki boşluğa yerleştirin. Alttan emiş verelim, oradan yapılsın dediğimizde bile inanın değerlerde çok büyük farklılıklar oldu. O dokuların açıkta saklanması büyük bir sorun. Bu fotoğrafta Sri Lanka'daki bir laboratuvardan çekildi. Geçen gün gittiğim yerde inanılmaz koşullarda çalışıyorlar ama çok da enteresan, bir o kadar da iyileştirmek için çabalayan bir ülke diyebilirim Sri Lanka için. Biraz formaldehit hazırlama cihazından bahsedeceğim. Hani cihazı bilmiyorsunuzdur diye bahsetmek istiyorum. Sonuçta 110'luk formaldehit hazırlaması bizim için önemli. Bu cihaz sayesinde, yani bu cihazın her seferinde aynı standart sonucu üretmesi önemli olan noktalardan biri. Cihazı istediği, yani 4 makroskopik kabiniyle sınırlayabilirim. 4 makroskopik kabinine bağlayabilirsiniz. Yani bir tane cihaz ve 4 makroskopik kabini yeterli olur. 4 makroskopiye kadar bağlanabildiği için sorun olmayacaktır. Bu cihazın bir de şöyle bir artısı var. Benim genelde gördüğüm şey şu, konsantre formaldehitten evde hazırlayan kurumlar ağırlıklı olarak nötral buffer formalin kullanamıyorlar. Daha çok 110'luk formaldehit kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü bunu nötral buffer'a dönüştürdüğünüz zaman işte içerisine tuz vesaire ekleyip bunu karıştırması gibi bir süreç var. Bu işi daha da zorlaştırıyor ve uzatıyor ve aynı zamanda inhalasyon süresini de artırıyor. Ama böyle bir cihazınız olduğu zaman bunu atık olarak ekleyebilirsiniz, katı olarak ekleyebilirsiniz, sıvı olarak ekleyebilirsiniz ve size nötral buffer formalin hazırlama imkanı var. Yani aslında cihazın yapmaya çalıştığı, yaptığı şey şu, kullanıma hazır kalitesini size cihazı sağlamak. Yani kullanıma hazır yapmak yerine böyle bir cihaz temin edip
bunun sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Tabii fresh de hazırlayabilirsiniz. Yani hafta başında işte 3 günlük bir hazırlama yaparsınız. Ertesi gün tekrar hazırlarsınız. Sonuçta caz bu işlemi toplamda işte 100 litre kapasiteyi 30 dakika gibi bir sürede tamamlıyor. Dolayısıyla sizin fresh bir formalinin hazırlama imkanı da var. İşte sistemdeki pH metreyle direkt kontrol edebilirsiniz ki bu da önemli bir şey. Aynı zamanda cihazın içerisinde yer alan konsantrasyon ölçümüyle de siz ne kadar konsantrasyonla hazırladığınızı kontrol edebilirsiniz. Yani bir anlamda kalite kontrolü de takibini sağlayabilirsiniz. Genelde kullanımı hazır alsanız bile ben hiç görmedim ki pH ölçüsün, hiç görmedim ki konsantrasyon ölçüsün. Yani bunu kontrol etmiyorsunuz aslında. Sadece sorunlar yaşandığında ki ben daha öncesinde Ventana, İngilizce kimya çalıştığım dönemden biliyorum. Birçok problem yaşardık. Tabii ki ilk dönemden kısım biz olurduk ya. Da problem var şöyle böyle. Adım adım geriye gidip en son noktada fiksasyonda bunu bulduğumuz birçok vakada yaşadık açıkçası. Demin anlatmaya çalıştığım şey aslında böyle bir şey. Formaldehit hazırlama cihazını işte makroskopik kabinine bağlıyorsunuz. Oradaki musluktan otomatik olarak bunu alabiliyorsunuz. Böylece formaldehit maruziyetinizi minimize etmiş oluyorsunuz. Demin belirttiğim mobil havalandırma kullanımının alanları konusunda işte mesela dediğiniz gibi atık dokuları atıyoruz biz. Şu anda Türkiye'deki doku atımı tam emin değilim. Çok farklı bilgiler sahip oldum aslında. Sizden bilgi alabilirsem de ben de sevineceğim. Daha öncesinde şeydi, formaldehit ayrı boşaltılıyordu, doku gömülüyordu. Ama şu anda kapaklı mı gömüyoruz hocam? Nasıl yapıyoruz şu anda? Söyleyeceğim biraz sonra. Tamam, siz söyleyeceksiniz. Okay. Eğer yani bu şekilde de yapıyorsa, yani ayrı olarak da yaptığınız zaman formaldehit ayrı ve dökün, dokular ayrı yer edildiğinizde inanılmaz bir maruziyet ortaya çıkıyor. Bu anlamda mobil havalandırma anlamlı olabilir. Bazen makroskopide tamam iyi bir havalandırmanız var ama bazen öyle bir doku geliyor ki önünüze kocaman ve inanılmaz bir şey olabiliyor. Bu tarz durumlarda da yine bu tarz bir cihaz anlık maruziyetlerinizi çözmek için işe yarayabilir. Ama tabii ki bu bütün odayı havalandırmak için değil. Yani bir şey daha soracağım. Aslında bir cihaz üreticisi olarak bu tarz cihazları tasarlayan birisi olarak cihazlarla ilgili tanımladığımız sınırlar var. Yani diyoruz ki işte bu burada kullanılmalı, bu burada kullanılmalı. Bazen bir cihaz veriyorsunuz ama bakıyorsunuz ki her yerde kullanmaya başlamış. Çünkü verdiğiniz cihaz hiçbir cihaz şey değildir, bir magic box değil, yani bütün hayatınızı iyileştirecek cihaz değil. O yüzden aldığınız sistemlerin doğru alanlarda kullanılması hem sistem için anlamlı hem de ondan memnuniyetiniz açısından anlamlı. Onu da ayrıca belirtmek istedim. Çünkü birkaç kurumda biz o sefer bir şey içerdik. Bu ortada havalandırmıyor biz. Havalanamıyoruz yani bu hiçbir işe yaramıyor. Yaramaz yani senin çünkü hiçbir havalandırman yok. Ne yapsın küçücük bir cihaz yani o içinde küçücük bir fan var. Ne yapsın yani? Yapabileceği çok kısıtlı. Doğru ekipman kullanımı. Ben fotoğrafçılar tarlana gittiğimde çok genelde söylüyorum. Tam yüz maskesi, işte karbon filtreleri falan kullanmalıyız. Çıldın mısın sen diyorlar, 2 saat boyunca böyle bir maskeyle ben nasıl konuşacağım, nasıl iş yapacağım? Aslında doğru. Yani gerçekten çok gerçekçi bir şey değil. Yani tam yüz maskesi kullanacağız, işte karbon filtre zaten konuşacak alan yok. Nasıl konuşacağım ben gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama nedir? Benim şeyde gördüğüm, Amerika'da falan hani yurt dışı seyahatlerinde, hastane ziyaretlerinde gördüğüm şey daha çok bu koruma şit dediğimiz şuradan tabandan taktığınız şöyle şitler kullanıyorlar ki bayağı bir ciddi faydası var. Yani ben cihazla ilgili bir takım işlemler yaparken ben de taktım. Gerçekten de ciddi olarak maruziyeti engelliyor. Ama sizin tam yüz maskeniz olmalı mı laboratuvarınızda? Kesinlikle. Yani bir dökümü olduğu zaman ona ihtiyacınız var. Bir dökülme kitiniz olmalı mı? Gene kesinlikle. En azından bir kenarda dökülme olduğunda. Bu dökülme kitlerin içerisinde genelde formaldehitin nötralize eden, kokunun yayılmasını ve kimyasal işte zararlı noktasını engelleyen bir takım ekipmanlar var ki zaten bu ekipmanın içeriğine baktığınız zaman işte gerekli nitril eldiven, gerekli karbon filtreli maske gibi bir takım şeyler bir sette tamamen hepsini elde edebiliyorsunuz aslında. Ama yani gerçekten patoloji uygulamalarında şu şift çözümü inanın çok işe yarıyor. Ve kullanıcıyı da hiç rahatsız etmeyen bir şey. Yani kolaylıkla görebiliyorsunuz, nefes alabiliyorsunuz. Ama işte hem yüzünüze sıçramayı ama yüzünüze sıçramanın dışında da koku anlamında da çok faydalı oluyor. Yani
kısa sürede, çünkü bu kullanımı zor bir şey. Genelde yüzde, yani 2 saatlik uygulamada mümkün değil. Ama gene de bulunmada dökülmelere karşı özellikle. Formaldehiti kullandık, işte hazırladık. Şimdi bir atığımız çıktı ortaya. Ne yapacağız biz bu atığı? Genel yapılan şey, evet atıyoruz. İkinci yapılan şey, dünyadakinden de söyleyeyim, suyla karıştırıyoruz ki su aslında hepimiz için artık bir problem. Dünya savaşları belki de sudan kaynaklanacak ki belki de önümüzdeki 5 yıl içerisinde su için savaşıyor olacağız ki Türkiye'de bu noktada küresel ısınmayla birlikte çok zor noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bence formaldehiti suyla uzaklaştırmak bizim için iyi bir çözüm değil. Ne tarz yöntemler kullanabiliriz? Bertaraf firmasına verebiliriz. Bildiğim kadarıyla ama bertaraf firmalarında şöyle bir şey var. Kısiler ve alkolü aynı anda depolayabiliyorsunuz fakat formaldehitin yanma derecesi insineratörde farklı olduğu için onu bir kere ayrı depolamanızı ve bunun fiyatlandırmasının daha farklı olduğunu biliyorum. İkinci şey tabii insineratör, işte doğayı koruyalım dedik ama tekrar insineratör hava kirliliği vesaire bir takım onlara yolacağım bu konu. Geri dönüşüm aslında formaldehitte çok kullanılabilir bir şey. Sizin çok kullandığınız bir kimyasal geri dönüştür, tekrar kullanıyorsunuz. İyi bir fikir. Orada sadece şunu söyleyebilirim. Formaldehit geri dönüşüm cihazı güzel bir cihaz. Ama elde ettiğiniz ürünle ilgili bir şey var. %8 ila %11 aralığında bir veri elde ediyorsunuz. Bu 10 da olabilir, 9 da olabilir, 8 de olabilir. Sıkıntı sizin bunu her seferinde analiz etmeniz gerektiği. Bu analiz için kitler var mı? Var. Yani bunu manuel olarak basit kitler aslında. Hani birkaç kere uyguladıktan sonra çok rahat uygulayabileceğiniz bir şey ama bunu mutlaka kontrol edilmesi lazım. Yani geri dönüşümden aldım, pat dedim, fiksasyona soktum. Bu doğru bir yöntem olmaz. Bir başka yöntem, yok ben hiç geri dönüştürüp fiksasyonumu şuna bunu riske atamam diyorsanız bu bertaraftan kurtulmanın yöntemi nötralizasyon kitlerini kullanmak olabilir. Nötralizasyon kitlerinde şöyle bir durum var. Manuel kitler var. Piyasada çok farklı markalarda manuel kitler var ama uygulama manuel. Yani sizin en küçük hastanenin bile bir kapasitesi herhalde haftalık 50 litreye ulaşıyordur diye düşünüyorum formaldehit için. 50 litrelik bir şeyi haftada bir bile nötralize etseniz onu nasıl karıştıracaksınız, nasıl çalkalayacaksınız vesaire birçok işlemin inkübasyonu olacak mı, olmayacak mı, her seferinde tutacak mı gibi bir durum var. Bundan dolayı o kısımda da, nötralizasyon kısmında da sıkıntılar vardı. Bunun da bir otomasyonunu düşündük, biraz ondan bahsedeceğim. Nötralizasyon cihazı kullanmanın avantajları. Demin dediğim gibi nötralizasyon kiti manuel olduğu için kullanılamıyordu ama bir bu cihazın otomasyonu geliştirildiğinde neden kullanılamasın? Ana temel yaptığımız şey tercih ettiği hani dünyanın var olan markalardan biriyle iletişime geçtik en iyisini olduğunu düşündüğümüz işte EPA sertifikası vesairesi olan bir markayla bir araya geldik ve onların kitine özgü bir cihaz geliştirdik. Cihazın yaptığı şey, sizin manuel olarak yaptığınız şeyi tam otomasyon olarak gerçekleştirmesi. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Sizin maruziyetinizi azaltmak için. Cihazın makroskopik kabininizin altında bir tane atık modülü yerleştiriliyor. Bu atık modülü direkt olarak nötralizasyon cihazına bağlanıyor. Nötralizasyon cihazı 4 tane kabininiz varsa 4 ayrı. Bir tane nötralizasyon cihazı gene yeterli olabiliyor. Siz çalışmanıza devam ediyorsunuz. Bütün atıklar atık modülünde depolanıp ondan sonra atık modülünden belli bir seviyeye geldiğinde nötralizasyon cihazına aktarılıyor. Sizin sadece yapmanız gereken şey var olan kimyasalı içeriye cihazı aktarmak ve daha sonrasında cihaz bütün işlemlerini yapıyor. Bu esnada tabii birçok kontrol söz konusu cihaz. İşte pH'i kontrol ediyor, atık doğru mu, o mu? Çünkü atığın kalitesi çok etkileniyor gerçekten. Yani kan doku gelebiliyor, meme dokusundaki tavır başka, lipitte falan gibi bir takım şeyler yaşanıyor açıkçası. Buna göre bunlar formaldehitin işte pH ölçerek belli oranda kontrol edilmeye çalışılıyor. Cihazda bir pH ölçümü var, oksijen miktarı ölçümü var, kimyasal gönderilirken aynı zamanda oksijen olarak da ölçülüyor ve direkt otomatik olarak verilebiliyor. Yani açıkçası bayağı minimal bir maruziyet söz konusu olup yerinde bertaraf gibi
bir çözüm önerisi oluyor. Burada tabii kit maliyeti gündeme geliyor. Şu andaki maliyetler, hani şeyi değerlendirmek lazım. Bertaraf firmasıyla mı çalışmak yoksa bir kit maliyeti mi? Bunu değerlendirilebilir bir noktada. Demin söylediğimiz gibi kimyasala maruz kaldığımız özellikle kısilen ve alkolün yoğun olarak kullanıldığı aşamalar doku takip aşaması, boyama cihazlarıyla kullanılan aşama. Şimdi doku takip cihazlarının hala da Türkiye'de ve birçok yerde de kullanılıyor ki karasel tip doku takip cihazları bence basit ama çok az da minimal de arıza çıkartan sistemler yani çalışıyorlar. Ama onların en büyük sıkıntısı gerçekten çalıştıkça ortama koku yayıyor. Basit çözümlerle bu şekilde kapatın kabinini, işin üstünden bağlayın havalandırmaya ve sorunuz çözülsün. Ha bunun yanında kapalı sistemler de sıkıntı yaratıyor ama aslında onlarda da belli bir oranda koku oluşabiliyor. Onda da bu şekilde cihazlarla havalandırabilirsiniz. Şu fotoğraf şeydendir, Fransa'dandır. Fransa bu konuda, kimyasal konusunda benim gördüğüm en rigid ülkelerden biri gerçekten de buldukları her kimyasal kaynağını bir şekilde kapatıp yerinde çözmeye çalışıyorlar. Aslında havalandırmadaki şeyle kastım o. Yani siz kimyasal alkol ya da alkol kısilen ya da formaldehit kaynağından yakalayıp atabilirseniz sizin hani genel havalandırma sisteminizde çok da büyük bir hava değişimine aslında ihtiyacınız kalmıyor. Taze havanızı da korumuş oluyorsunuz. Yani kaynaktan atmak en kritik şey. Ve dediğim gibi Fransa'da bunu yapmış durumdalar. Buldukları her şeyi kılıflandırıyorlar, kapatıyorlar, yerinden uzaklaştırıyorlar ve içeri girdiğinizde gerçekten hani normal bir ortama girmiş oluyorsunuz. Bir hastanedeki herhangi bir ortam yerinde bir yere girmiş oluyorsunuz. Yine bir başka aşama dediğimiz gibi boyama kapama aşaması. Boyama kapama aşaması için genelde tam otomatik cihazlar tercih ediliyor ama bazen şöyle bir şey var. Tabii ki tam otomatik cihazın çok fazla avantajı var ama maliyetler de yüksek. Eğer sadece tam otomatik boyama cihazını tercih dediğiniz vaka sayınızdan değil de maruziyet nedeni ise belki şu şekilde işte kabinsel çözümler, hani böyle işte karşıdan hemen alttan hemen bir cihaz yine havalandırmaya bağlayarak manuel bir kitlede çözebilirsiniz. Mesela Frozen, bu anlamda Frozen'da da bir boyama yapılıyor ve genelde bu işte şurada görmüş olduğumuz şuradaki ayrı bir evrenin içerisinde bu şekilde bir kimyasal boyama setiyle bu işlem genelde dışarıda yapılıyor. Bunu dışarıda yaptığınız takdirde maruziyetiniz yüksek olacaktır. Ayrıca onlar dışarıda kaldığı sürece de yine koku yayıyorlar. Kısilen ve alkol de uçucu kimyasalların içerisinde yer aldığı için. Kullanım alanlarında kaynağından alkolü ve kısilenin uzaklaştırmakla ilgili bir takım fikirlerimiz oldu. Şimdi kısilen ve alkol atıklarımız var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Genel yapılan şey dediğim gibi bertaraf firmalarıyla çalışılıyor ama kesinlikle geri dönüşüm düşünülebilir. Belki de şu andaki son durumda alkol fiyatlarındaki artış ve bunlamamaları da düşündüğünüz zaman galiba geri dönüşüm cihazı için düşünülmesi gereken bir dönem. İşin şey gerçekten ciddi bir maliyetinizde azalma söz konusu ama şimdi diyeceksin bu kadar azalıyorsa niye bunca senedir kullanmadık, kimse niye getirmedi? Aslında geldi. Türkiye'de bizler bu cihaz üretmeden önce iki tane zaten bu konuda Amerikan firması var. Bütün dünyada satış yapıyorlar. Türkiye'de de sattılar bu ürünleri. İki konu vardı. Bir, cihazın maliyeti yüksek. Kazanım süreniz, yani tamam ben bu cihazı aldım ama neredeyse 3 sene sonra ben cihazın parasını ancak amorti edebileceğim diye bir sorun var. İkincisi de kurulan yerlerde cihazlar efektif kullanılamadı. Yani cihazların bir süre sonra üzerlerinin gerçekten bunu gördüm. Zaten de kapatıldığını gördüm. Şaka yapmıyorum, gerçekten gördüm. Yazık yani ciddi mi paralar verilen cihaza? Hani neden diye baktığım zaman şimdi demin söylediğim gibi her şeyin bir kuralı olmak zorunda. Yani bizlerin kuralları takip etmesi gerekiyor. Her cihazın bir çalışma koşulu var.
Yani mesela mikrotom cihazında da çok iyidir ama siz doğru bıçağı kullanmazsanız sonuç alamazsınız. İşte parafin yerine başka bir şey döküm ve onunla kesmeye çalışın, cihazınızı mahvedersiniz gibi bir şey. Şimdi mesela geri dönüşüm cihazları da aynı mantıklı. Belli şeyleri geri dönüştürülebilir. Yani bu bir kimyasal reaksiyon. Birazdan geri dönüşüm cihazının hakkında biraz daha bilgi vereceğim. Belki o zaman daha iyi anlatabilirim. Şimdi şöyle göstereyim. Geri dönüşüm cihazını, hani bunun mantığını neden anlatıyorum? Aslında mantığını anlarsak, hani cihazı ne koyabiliriz, ne koymayız, neden koyamayız? Yani bunun için neden ısrar etmemeliyiz de anlayabiliriz. Geri dönüşüm cihazı nedir? Geri dönüşüm cihazı bir tarz içinde fraksiyonel distilasyonun hepimizin herhalde liseden itibaren bildiği distilasyonun biraz daha geliştirilmiş formatı. Yani burada ne yapıyoruz? İşte kısırının kaynama noktası farklı, alkolün kaynama noktası, suyun kaynama noktası farklı ve bu kaynama noktası farklılıklarından yola çıkarak bir ayrıştırma yapmaya çalışıyoruz. Fakat burada bir takım kimyasal sınırlamalarımız var. İşte kısırın ve alkol genelde bir araya geliyorlar ve bu oran %40 kısırın, %60 alkol seviyesine geldiğinde siz bunu ayıramıyorsunuz çünkü molekül farklı davranıyor. O bağlar koparılamıyor ısıtılara. İşte o kullanılamayan geri dönüşüm cihazları biraz ondan kaynaklanıyor. Çünkü bütün kısilen alkoller bir araya getirilip kısilen protokolü, kısilen işlemi yapılarak ya da alkol işlemi yapılarak geri dönüştürülmeye çalışılıyor. Dönüştürülüyor. Daha da kötüsü kontrol edilmiyor. Ne dönüştürüldüm? Belki bunu kontrol etme mekanizmalarınız var. Yani geri dönüştürdüğünüz şeyin konsantrasyonunu, kalitesini kontrol edebilirsiniz. Hop, doku takip cihazına koyuyor. Tabii bir takibin bozulması büyük bir olay zaten. Dolayısıyla da cihazlar kenara atılmış oluyor. Kurallar takip edildiği takdirde geri dönüşüm cihazı gerçekten kurumunuz için çok faydalı bir cihaz, dünya için çok faydalı bir cihaz. Ama dediğim gibi kurallar, yani buradaki kuralları da şimdi söyleyeceğim. Basit aslında bunu yönetmek, onları da belirteyim. Arsenik bir geri dönüşüm cihazımız var. Bu cihazı aldığımız zaman nasıl bir faydaları sağlayacak? Gerçekten laboratuvarınızdaki riskleri azaltacaksınız. Çünkü daha az alkol, daha az kısilen alacaksınız. Bu anlamda geri dönüştürüp kullandığınız için bu miktar azalacak. Bir sürdürülebilirlik yaratmış olacaksınız. Demin söylediğimiz kimyasal atık yönetimindeki sürdürülebilirliğin gerçekten büyük faydası. Çünkü siz para kazanmıyorsunuz. Ve para harcamayan bir sistem yaratmış oluyorsunuz. KAP gibi akreditasyon veren kurumların geri dönüşümü gerçekten destekliyor. Bunu hani bu akreditasyonlara başvurduğunuz zaman bununla ilgili de bir noktayı göreceksiniz zaten. Bu işi yaparken daha az kişi çalışıyor. Çünkü kısilen alkolü geri dönüştürmek için bir takım bidonlar oradan oraya taşınıyor, oradan oraya aktarılmış oluyor. Bunların hepsi bir sıkıntı. Onun yerine doğru bir yönetimde daha az kişiyle çalışma imkanımız var. Laboratuvarlarda daha fazla boş alan olacak. Atıklar bir yerde depolan, yani hiçbir bertaraf firması yoktur ki gümrüksüz ziyaret edip atıklarını stoklasın. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla onları mutlaka bir yerde depolamak zorundasınız. O kısımda bir çözüm üretmiş olacak. Geri dönüşümle birlikte en büyük sorulardan biri, bütün tabii ki çok doğal bir soru bu. Kalitesini görmek, bunu kontrol edebilirsiniz. Buna biraz vakit ayırmak gerekecek işlem sonunda ama bana göre değer hem dünya ve çevre açısından hem de maliyetler açısından gerçekten orada ayrılacak bir miktar zamana değer. Bununla ilgili çünkü kitler, doğru aparatlar var. Zaten bundan bahsettik, geçeyim. Zaten şu sürdürülebilirliği anlatmak istiyorum. Tekrar başa dönüyorum, geri dönüşüm cihazları niye kullanılmadı? Çünkü dediğim gibi kısılan alkol her şey bir araya getirildi. Tek bir cihaz, işte cihazın içerisine her şeyi koy, hop cihaz kısılan alkol ayırsın, bize bütün güzel sonuçları versin. Olamadığı için olmadı. Peki bunu nasıl yönetebiliriz? Bizim şöyle bir fikrimiz oldu. Label kullanım. Yani sizin işte doku takip cihazınız var. Doku takip cihazında bir takım konteynerler var. Zaten bu konteynerler hep aynı şey konuluyor. Yani oraya bir kere kısılan konuluyorsa hep kısılan konuluyor. Bunları label'larla tanımlamak. Yani mavi olduğu zaman işte bu bir alkoldür. Artık onu alan arkadaş düşünmek zorunda. Ben bunu acaba alkole mi koyacağım, kısilene mi koyacağım, nereye koyacağım diye düşünmeyecek.
sarı olduğunda kısmen, kırmızı olduğunda da kusura bakmayın biz bunu yapamıyoruz. Geri dönüşüm cihazı yapamıyor. Bunu mecburen artık ayrı bir noktaya koyacağız. Evet, bir atık maliyetimiz hala var mı? Var. Çünkü her şeyi geri dönüştüremiyor. Ama ciddi oranda, yani %90 oranında bir azalma söz konusu oluyor. Bir de geri dönüşüm cihazında şöyle bir şey de var. Alkolü de %95'in üzerine çıkamıyoruz. Ne kadar hani uğraşsak da 99 olamıyor. Bu noktada da konsantre formaldehit alımına devam etmeniz gerekiyor. Ama nedir? Baktığınız zaman doku takipte işte 80 de kullanıyorsunuz, 70 kullandığınız aşamada var, 90 kullandığınız aşamada var. Bunları yani 80-70 düzeyindeki bir alkolü geri dönüştürüp 90-95'e çıkartıp tekrar sisteme sokma imkanınız var. Geri dönüşüm ve gerçekleştiren ürünlerin safsını takip edebilmek bu önemli noktalardan biri. Aslında basit bir sistem. Yani ilk bir kere uyguladıktan sonra çok rahat çözülebiliyor. Küçük bir 100 ml'lik bir mezür kullanıyorsunuz. 100 ml'lik mezurun içerisine işte su koyuyorsunuz. Bunu kendi aldığınız kısmenlerde de yapabilirsiniz bu arada. Yani her marka iyi kısmen üretecek diye bir şey yok. Soru işaretiniz varsa bu yöntem kullanabilirsiniz. Kısileniniz var. Koyduğunuz 85 ml ve üzerine bir miktar su ekliyorsunuz. Kısilen ve su bir araya gelmez. Ama sizin için kısileninizin içerisinde bir miktar su, bir miktar alkol varsa olması gereken 85 ml düzeyini daha aşağıda göreceksiniz ve kısileninizin aslında saflığının o saflıkta olmadığını belirleyebileceksiniz. Aslında basit bir yöntem ve kullanılarak elinizdeki kimyasalların kalitesini de belirleyebilirsiniz. Bir de şey söyleyebilirim, geri dönüşümden genelde elde edilen kısilen kalitesi inanın aldığınız bazen aldığınız marka kaliteler, yani bazı markaların kalitesinden bile daha iyi olabiliyor. Alkolün uygulaması çok daha kolay. Bu şekilde bir hidrometre satılıyor zaten var. Yani sistemde de sağlanabilir, satılıyor da zaten. Sadece alkolü batırıyorsunuz. İşte giriş alkolünüzü belirliyorsunuz, %70 mi girdi. Tabi burada doğru protokolleri seçmenizle vesaire bir takım püf noktalar var. Onları da doğru yaptığınızı varsayarsak en son noktada bu şekilde okuyabiliyorsunuz zaten. Hani alkolün saflığını belirlemek açıkçası diğerinden daha kolay. Formaldehit kısmı demin söylediğim gibi formaldehiti geri dönüştürebiliriz ama 8 ila 11 arasında bir range'de bir sonuç alıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde kitler kullanabilirsiniz bunun için 110'luk bir formaldehitim mi var? Bu kitin kullanımı da aslında çok kolay. Bu kiti aynı zamanda kendiniz elde hazırladığınızda ya da otomatik bir cihaz aldığınızda onun %10'luk olup olmadığını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Şu sistem biraz daha pahalı bir sistem ama tam otomatik bir sistem ama biraz pahalı. Hani kit belki daha anlamlı. Yani uygulaması en fazla 7-8 dakikalık bir süreniz alıyor. Burada da geri dönüşüm cihazlarının, bu veriler genel bir veri. Hani neredeyse 3 firmanın da başardığı veriler diye söyleyebilirim. İşte etil alkolünüz %70'lik geride 1-2 saatlik bir cycle sonucunda %95'lik konsantrasyona ulaşabiliyorsunuz. Kısilen için benzeri %70'lik bir kısileniz gelip de işte kısilen ve alkol suyla karıştı. Formaldehit için de hani konsantrasyon %10 ifade edilmiş ama hani bu tam olamayabiliyor dediğim gibi yani %8 ile 11 arasında kalabiliyor. Ama saatlere baktığınız zaman şeydir. Bir de geri dönüşüm cihazları tak ve çalıştır. Hani tak işte akşam bütün akşam çalışsın, gece çalışsın. Yani sizi yormayan cihazlar, arıza potansiyeli düşük olan cihazlar sadece laboratuvarda bir düzenleme ve işlem basamaklarının doğru neyi nereye koyacağız? Hangisini koyacağız, hangi atığı koyacağız, hangi atığı koymayacağımız parametresini oluşturmakla ilgili. Zaten patoloji sanırım çok fazla not içeren bir bölüm. Yani herkes bunu nasıl yapmanız gerektiğini, ne şekilde yapmanızın gerektiğini çok tanımlanması gereken bir bölüm olarak görüyorum ben. Yani dokular nasıl saklanmalı, bu nereye konmalı, bu nereye konmalı. Yani kişilerin yorumundan daha çok ve kişilere bırakmaksızın kurallar. Benim gördüğüm bütün hani ideal olarak gördüğüm patoloji laboratuvarlarının her şey tanımlanmış. Maske yeri, o yer, bu yer, bıçak yeri, bilmem ne yeri, işte makroskopi kabini nasıl temizlenecek, hangi işlemden sonra temizlenecek, bütün bunların hepsini
Siz patoloji laboratuvarında ne kadar kurallar oluşturup tanımlarsanız aslında o kadar yönetilebilir bir laboratuvar yaratmış oluyorsunuz. Demin söylediğim gibi ciddi anlamda bir maliyet kazancınız oluyor. Bu rakamlar ne kadar çok alkol kısımlar üretiyorsanız, tüketiyorsanız o kadar geri kazandığınız, işte yıllık kazancınız tabii de o oranda da artmış oluyor. Bizim buradaki hani temel sunumdaki amacı çalışma koşullarınızın iyileştirme parametreleri. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar ne olabilir? Hepimizin bildiği ama atlayabileceği noktalar ya da bir üretici gözüyle aslında. İşte mesela dediğim gibi makroskopik kabinlere ben çok takılıyorum. Çünkü mesela şununla da geliyorlar makroskopik kabinde, paslanıyor kabin. Yani paslanmaz, evet adı üstünde ama üstünde değil, yani paslanıyor çünkü orada. Eğer siz oraya mesela elinizde ki diseksiyon şeyini bıraktınız, ıslak olarak bıraktınız, kabininiz ıslak, işleminiz bitti. Diseksiyon şeyini normalde o manyetik bar asmanız lazım. Asmadınız, bıraktınız masanın üstünde. Bir gün, iki gün de sürekli bu şekilde uyguluyorsunuz bu işlemi. Aslında o noktada bir denklenme görürsünüz ve bunun üstünde durmazsanız bu büyür, büyür, büyür ve paslanır. O yüzden de gördüm, gerçekten de her uygulama sonrasında makroskopik kabinin bayağı hani böyle sabunlu köpük. Aslında sadece sabun ve biraz ılık suya ihtiyacınız var bir makroskopik kabini temizlemek için. Aslında değil. Bunu günlük yaptığınızda hiçbir sorun kalmıyor. Bir de kurulayın. Lütfen kabinlerinizi kurulayın. Yani paslanmaz kabin diye düşünmeyin. İnanın gerçekten çok ciddi paslanabiliyor ama bunun direkt bir kaliteyle alakası direkt yok. Yani bakım çok önemli. Nasıl mikrotonunuza bakıyorsanız, nasıl doku takip cihazınıza bakıyorsanız, oradaki diğer cihazlarınıza bakıyorsanız, makroskopik kabininiz de aslında bir tip cihaz. Onun da ciddi bu anlamda bakım ihtiyacı var. Atık yönetim sistemlerinin verimli olması bize dünya, yani şu andaki dünyamızın daha yaşanabilir bir hale gelmesi ve özellikle aslında gelecek nesillere ne bıraktığımızla ilgili. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Umarım hani bir yere dokunmuştur, aklınızdaki bir takım sorulara cevap oluşturabilmiştir. Çok teşekkürler. Sorularınız varsa alayım. Evet. İkinci sunumunuzu bana mı bırakmıştınız? Evet hocam. Nasılsın? Ben kendim hazırlamıştım ama neyse. Yok, hayır, siz kendi sunumunuzu şey, tamam. Ben sadece yok. Örnek olarak şey yapmıştım. Evet. Şimdi hakikaten daha çok öğrenci arkadaşlarımız var ama aranızda rutinde çalışan tekniker arkadaşlarımız da var. Bir de bizim gibi patoloji uzmanları var. Bizler de tabii size soru sorabiliriz. Ben çok yararlandım tabii ki. Özellikle son 5 senede yaptığınız bu gelişmeleri ülkemiz adına gururla izledim. Çok teşekkür ederim. Biz en son 2014 yılında Özlem Hanım'la Okan Üniversitesi'nde bir toplantı yapmıştık. O zaman daha yeni yönetmeliği, zaten formaldehit ve ksilol yönetmeliği 2014 yılında çıktı. Genel laboratuvar yönetmeliğimiz 2011'de başlamıştı. Hı hı. O zaman Federasyon Başkanımız Kutsal Bey çok uğraşmıştı. Çok uğraşmıştı. Biz de daha Ventana firmasındayken Özlem Hanım'la tanıştık. İlk otomatize immünistokimya cihazımız sırasında. Sonra çok idealist bir kişilikle bu işlerin çözümüne çalıştılar. Hatta Dudullu'daki yerinizde ziyarete gelmiştim biliyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra şimdi yeni bir yerler olmuş. Bu fedakarlığı ülkemiz adına gösterdiği için böyle bir üretici firmayı tebrik ediyorum ben hakikaten. Çok teşekkür ederim. Özellikle biz bu bir en önemli şey hakikaten formal değil. Zaten hepimizin genel sorunu olduğunu meslekte göreceksiniz. Arkadaşlar zaten yaşıyor her günü. Daha makroskopi alanında, hatta dokunun ilk takip edildiği alandan itibaren formaldehitin, bir de bir formaldehit için bile bir gün seminer yapılıyor bazen. Bizde bu konuda biliyorsun Öner Hoca'yı iyi tanırsın sen. Evet, evet, evet. Sırf formaldehit bir gün yani konu arkadaşlar. En önemli şey yok. Çünkü oradan başladığın hata her şeye yol açıyor. Yaşıyoruz bunu. Samet Hoca'yla Taksim'de çalıştık, yaşadık. Ve biz 2014'ten beri onunla da bu konuda uğraşıyoruz. Sonra Marmara Üniversitesi'ndeki teknikerlerimize, öğrencilerimize bu konuda seçmeli ders ve rutin ders olarak da yani patoloji laboratuvar güvenliği dersinde veriyoruz. ama bu ayrıntıyı hepimiz bilmiyorduk. Gerçekten söyleyeyim.
ne vardı? Sizin dediğiniz gibi önce ölçümden yola çıktık tabii biz. Hı hı. Sonra işte bu recycler dediğimiz geri dönüşümlerden yola çıktık. Hı hı. Makroskopi kabini ayrı sorundu. Yani bunlarda bir standartizasyonumuz yoktu. Yönetmelikte bir standartizasyon kondu. Sağ olsun federasyon buna bir şey belirledi. Verdik yani. İşte ölçümlerden itibaren o 0.75 2 ppm ölçümlerimiz. İşte biz ölçümleri yaptığımız zaman biraz sonra söyleyecektim gerçi ama bu vesileyle anlatıyorum. Çok arkadaşlardan soru soranların şeyini yapmayayım. İstanbul'daki meslek hastalıklarının başhekimini yanıma aldım götürdüm Okan Üniversitesi'ne. Çünkü o zaman Sağlık Bakanlığı bu ölçümlerde Özlem Hanım'la beraber yaşadık. Pahalı diye bu yaka kartı ve ölçüm cihazını almıyordu. Çünkü pahalı geliyor hakikaten. Değil mi çözüm olarak? Evet. Ondan sonra tuttular bizden bir ortam ölçümünü yaptılar. Bir de idrarlarımızdan yani çalışan teknikerlerin idrarlarından hipurik asit baktılar biliyorsunuz. Evet. Silöl atık ürünü yani bu. Soluduğumuz havadan sonra bunlar idrardan atılıyor. Formaldehit zaten su olarak atılıyor. Öbürü de hipurik asit olarak atılıyor. Bunların ölçümleri geldi. Ben odamda oturuyorum. Asistan makroskop odasında benimki ondan yüksek çıktı. Gibi sonuçlar vardı. Evet, evet. Sonra işte Özlem Hanım önce ölçümle bu yola girdi. Baktı ki sorunun çözülmesi lazım. Ölçüm en son olay biliyorsunuz. Yani o sorunu çözeceğiz ki bu dediğimiz sorunlar en azal. Hocam lafınızı böleceğim. Evet. O ölçüm işinde şöyle bir şey oldu. Hani ölçtürüyor işte ucundan herkes bizi çağırıyor, ölçüyoruz. Ölçüyoruz tamam, yüksek hani sonuç da var. Sonra 3 ay geçiyor tekrar istiyorlar. Yani, yine gidiyoruz, aynı sonuçlar. Çözüm yapılmamış çünkü. Ya ne yaptınız? Hani tamam 3 ay sonra gelelim, hani tamam ben satış yapacağım belki ama o değil yani, konu o değil. Bir şey iyileştirmek, yani bizim aslında ölçümle başlatma hikayemiz şeyden kaynaklı. Patoloji laboratuvarlarının genel yönetimdeki görüntüsü şu. Hani havalandırmaymış, oymuş mu? Yani çok para istiyorsunuz siz ya. Bunları iyileştirmek için çok şey istiyorsunuz bizden. Ama biz de şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Evet istiyoruz çünkü burada yaşayamıyoruz. Yani burada bir sıkıntı var. Burada bakın yüksek düzeyde ve standartların dışında bir düzey var. Onun için bir belge, yani bu hep konuşuluyordu. Kaç tane yönetici vardır ki aşağıya inip bakmıştır? Bakmıyorlar. Doğru. Bilmiyorlar ama siz konuştuğunuzda ya tamam hallederiz ya da bir süre sonra zaten bu konu konuşulmaz oluyor. Ama belgeniz olduğunda bakın belge var, bakın ben bu düzeyde çalışıyorum. Bu benim için bir problem. Ben niye bu düzeyde çalışayım dediğiniz zaman bu gitgide yönetime ulaşmaya başladı. Yani yönetim anlamında talepleri yaratabilmek ve gerçekten patolojinin iyileştirme hikayesi Türkiye'de bununla başladı. Yani çok ciddi patoloji laboratuvarlarında sıkıntılar vardı. Yani dediğim gibi sadece iş makroskobiyle düzenmiyor ki. Yani düzen anlamında, şey anlamında ciddi kokulu ortamlar, makroskobi kabinleri var. Yani Sakura'nın kabinini kullanan, Thermo'nun kabinini kullanan, hani markada ifade ediyorum çünkü fiyatları anlamında da bunu ifade ediyorum. Kabin kullanıyor ama ortam inanılmaz kötü. Yani bunların yaratılabilmesi için yönetimin dönmesi gerekiyordu. Yönetimin dönebilmesi için en büyük belge aslında ölçümler oldu. Dolayısıyla orada atılan ilk adım bütün o bugünkü patoloji laboratuvarının ki bence çok yükselmiş düzey durumda. Türkiye'deki bütün patoloji laboratuvarının düzeyi o günden başlıyor. Yani o gün o kutsal hoca o çabaları harcamamış olsaydı bence patoloji laboratuvarları aynı düzeyde olacaktı. Çünkü yönetim yönetime laf anlatamadığınız bir durum söz konusu. Sizi havalandırma yaptıklarında para kazanmıyorlar. Özet bu yani, hani otomatikman. Yani bütün sistem bunun için. Evet, yani Patoloji Federasyonu bununla uğraştı. Önce yönetmelik çıktı, genel laboratuvar standartı, tıbbi patoloji. Her ne kadar biyokimyada üstümüzde olsa da biyokimya, tıbbi biyokimya laboratuvarları. Sonra da patoloji laboratuvarlarının standartizasyonu için 2011'de çıkan yönetmeliği işledik. Ve daha sonra da bu formaldehit ölçüm genelgesi yaptık. Yani bu metabolit ölçülmemesi lazım. Yaka kartıyla ya da ortamın ölçümüyle bir cihazla bir de yani kişisel maruziyette yapılması gerektiğini. Şimdi tabii daha çok şey bahsedeceğim ama onu artık konuşmalarda tabii söyleyeyim. Mesela Cerrahpaşa'daki arkadaşlar bir şey söyleyin bakalım. Ne yapıyorsunuz makroskop odasında? Var mı bir iyileştirme? Yani daha doğrusu şimdi ben Cerrahpaşa'da 85-88 arasında asistan. Ben o günleri söylemiyorum, bugünü söylüyorum. Tamam. O zamandan bu zaman çok şey fark etti buradan. Gerçekten mi? Hadi canım. Bu gösterdiği kabinler bizde de var ama... Ama genel havalandırma önemli. Genel havalandırma yeni bir yerdeyiz şu an biz. Prefabrik yapımı için yapıyoruz. Evet. O ne yeterli değil.
yeterli geldi. Ölçüm yapılıyor mu? Ben onu sorarsam. Olur be, ölçüm. Tantici benim. Evet. Ben yaptırırsam yaptırıyorum. Bir yılda sonuçta bir şey geliyor mu? Yani yapılan yani firmalardan maruziyet dereceniz, yani 0.75, 2 ppm. Sonuçlar uygun. Sonuçlar uygun. Evet. E peki. Peki güveniyor musunuz? Doğru mu ölçüm şeyi? Sizce? Ahiret ödülünden yapıyor, oraya gönderiyor. Hayır, yaka kartı mı takıyorsun? Yaka kartı. İşte maruziyet. Onunla ilgili şey söyleyebilir miyim? Hani bu yöntemleri yapan, o yaka kartlarını gönderdiğiniz kişi olarak söyleyeyim. Evet, ölçümler orada yapılıyor ama onda da bir sıkıntı var. Yaka kartı dediğiniz şeyi buraya taktınız. Ama ne yaptığınız çok kritik aslında. Hani o 8 saat. Şimdi bu yaka kartı sadece bir gününüzün sonucunu veriyor aslında size. Sadece bir gün. O gün neye maruz kaldığınızla ilgili. Bu Amerika'da uygulanıyor. Evet, yaka kartı yöntemi en ideal yöntem ama bizim ülkemiz için de belli sıkıntılar da yaratmıyor değil. Yani çünkü siz bunu sık sık yapamıyorsunuz. Onlarda şöyle uygulama var. Siz bugün işte bir maruziyetiniz var. Ya yani hissediyorsunuz zaten. Formaldehit kokusunu alıyorsunuz. İşte arıyorsunuz, diyorsunuz ki ben şey istiyorum, yaka kartı istiyorum. Çat yaka kartınız geliyor, çat takıyorsunuz ve o güne dair bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Ama bizde tabii sistem öyle işlemiyor. Böyle bir hız zaten söz konusu değil. Dolayısıyla benim hep çalıştığım hastanelere tavsiyem şuydu. Mesela 3 arkadaş çalışıyorsunuz o alanda. Üçünüze birden gerek yok ama en azından 2 kişiye bunu uygulayalım. Çünkü bu 8 saatlik uygulama. Siz işte 1 saat bir başka bir şey yapabilirsiniz, 1 saat o başka bir şey yapabilir. Yani bunun bir ortalaması kritik. İkincisi de mümkünse en yoğun gününüz, her hastanenin hani evet ya benim en yoğun günüm işte çarşamba, şu gün, bugün hani hafta başı vesaire bir iyi bir kötü bir fikrinizin olduğu bir dönem varsa en kötü koşullarda yapın ki zaten iyi koşul zaten iyidir yani hani en kötü koşulları. Bunların da kuralları var arkadaşlar. Yani makroskobi kabinindeki mesela 15 dakika 30 dakika arası ölçecek. Yani en yoğun olan yerde bir de 8 saatlik ölçüm yapan diğer personel var. Bulunduğunuz yerle ilgili kurallar var. Hem formal için ayrı kurallar var, kısırlar için ayrı kurallar var. Ben onları dedim. Hatta biz bir, daha Samet Bey ayrılmamıştı Bezin Alem'e. Bizim oradayken özellikle tekniker arkadaşlar haklarını savunsun diye federasyonun avukatından bir form aldım. Yani biz burada ölçüm istiyoruz diye. Hı hı. O zaman konuşmuştuk, ölçüm istiyoruz diye. Yani bunları da sizlerin yani teknikerlerin talep etmesi lazım. Biz, ben klinik şefiydim ama bundan alınmam. Asıl önemli olan koşulların cevabı. En kötü ihtimal dokümantasyon. O hakları siz bakın diyorsunuz ya bütün konuştuğunuz sorunlarda biz de çok önemli, radyologlar gibi önemli bir teknikeriz. Riskli grubuz. Bu haklarımızı nasıl elde edeceğiz? Önce bunun teşhisini, dokümantasyonunu yapmamız lazım. Ki hakkımızı isteyelim. Ben daha 90'larda uğraştım bunlar Özlem Hanım. Evet, evet, 90'larda yazı yazdım. Kartal'daydım o zaman. Yazı yazdım. O zaman emekli sandığı ve işçi SSK'dan cevap geldi bana. Dedi ki sizin herhangi bir özel durumunuz yoktur. Aynen şimdi sizlere söylediği gibi. Havalandırmayı düzeltmek idarenin görevidir. Bununla çözebilirsiniz sorununuzu dediler. Yani tazminat istemiştik biz. Ne tazminatı? İşte erken emeklilik, izin tazminatı, radyologların haklarına benzer bir hak istemiştik. O zamandan beri ben bunları düşünmüştüm. Sonra bu olaylar geldi. Bu olaylarda hakikaten bugün ülke bu en azından yönetmeliklerimiz net, ölçüm olaylarımız var. Bunların engellenmesi ve bu havalandırma sistemlerinin evet, doğrularını biliyoruz. Ve zaten birinci amaç önce okulda, yani öğrenciyken tekniker olmadan önce ve sonra teknikerlerimize bir bilinci vermemiz lazım. Şimdi aramızda patolog az tabii. Patolog olsa, hani klinik şefleri olsa biraz daha onlardan dinlemek isteyecektim. Yani çünkü bunları yaptı, uyguladım. Fakat şu 5 yıldaki gelişme bile çok güzel arkadaşlar. En azından ülkemizde bunlar yapılıyor ve bilinçli arkadaşlar tarafından yapılıyor. Sizin bulunduğunuz yerde yapılamasa bile 0-1 yer kurulurken bunlar bize standart rehber olacak. Buyurun. Hocam, yapılan kontrolü veriyorlar şimdi bununla alakalı yüksek çıktığına dair. Nerede veriyor? Başkentte. Ama bu bence güzel bir şey değil. Yani bizim evet, parayla hani biz tamam çok yüksek çıkıyor şeyler, formalı çok almış kalıyor ve makroskopi artık bizler biliyoruz. Ve bununla ilgili bir rahatlığı veriyorlar. Ama bu bizi tatmin etmiyor. Hani para bizim canım sağlığımızdan daha önemli değil. Tabii yüksek çıkmasını zaten buradaki sistemdeki kuralıydı. Sözünü kesiyorum ama yüksek çıktığı an koşulları düzeltin, ondan tabii sonra yeniden ölçün. Tabii. Hocam yine gidiyor, koşullar düzelmemiş, yine aynı şey. Anlamı yok. İstemenin anlamı yok.
İşte onu bir şey demiyorum. Zaten bu doğru değil, çözüm değil o zaman. O, yani onu vermesinler, onun yerine iyileştirmek için çözüm üretsinler. Doğru diyorsun. Biz zaten, madem bize verilen cevap da bu, koşulların düzeltilmesi. Ve bu ölçümler de çok önemli. Yani ölçümlerin doğru çıkmış olması. Buyurun. Hocam şimdi ben de bir önceki turmamda Türkçe kalkıyor üstünde. 3500 alması diyorsunuz sanırım ama. Formaldehit. Evet. Şey, en hassasıyla. Şimdi ben de hemen hemen yaklaşık 4-5 ay bulunduğum firmada bu parametreden ayrıntılı olmak için bu yöntemi denedim. Spektroskopik bir yöntemdi. Ama ben bu yöntemin şeylerin çok düşük olduğunu düşünüyorum ve hemen hemen her ölçtüğümüz yerde bile bu seviyelerde, yani işte 0.75 ve 2 ppm civarında, yani sigara içen kişiden de ölçüm alsanız normalde işte mobilyadan bile veya meyveden bile çıkıyor. Tabii. O yüzden bu şeyler çok düşük olduğuna inanıyorum ben aslında ve bu yöntem de aslında her ne kadar o laboratuvarda artık olsak da sağdan gelen ürün, sağdan gelen ürün benim laboratuvarda kendim işte standartlardan hazırladığımda eloki seviyenden bile düşük çıkıyor bazen. Aslında, ama laboratuvarda yani devlet hastanesinin patoloji laboratuvarında... Sen kendi laboratuvarında çalıştın mı? Evet. Aslında şey var, buradaki uygulanan yöntem, yani Amerika'daki hani akredite laboratuvarlarda uygulanan yöntem şey, HPLC ile orada ölçüm yapıyorlar. Yani spektro değil, HPLC ile. Evet, yapıyor. Ama bu HPLC ile şey kasetler spektro kullanıyor. Mesela bu kısmını da ölçüyorduk hocam. Biz onu da aktif karbonu örnekleyip BOC olarak ölçüyorduk. Onu da şöyle, GCMS ile yapıyorlar işte. GCMS ile yapıyorlar. Onlar 100-150 ölçüyorlar kısmını. Kısmının mesela çok toksik olduğu için şeyi çok düşüktü onlar. LOD seviyesi, yani maruziye şeyi çok düşüktü. Yani burada hani diğer ülkelerde bunun nasıl çözüldüğü gerçekten havalandırma çok kritik. Yani hani diyorsunuz ya bu değerler düşük. Hayır, bu değerler aslında olması gereken. Çünkü gerçekten 1 ppm'den itibaren duymaya başlıyorsunuz. Duymaya başladığınız anda şurada artık iritasyonların başladığı nokta var. Yani hatta 2-5 arası biraz başlıyor. Evet. Bunların çünkü septom verdiği ppm'ler var. Kritik ppm 20 formaldehitle. 100 öldürücü zaten. Evet. 20 ppm pnömoni yapıyor. Ödem, akciğer, böyle dedim. Yani bu koronavirüs gibi yapıyor. Bizim 2-5, 5'ten sonra arttı semptomları istiyoruz. Aslında buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz hocam? Şey, havalandırmanın, patolojinin havalandırmasının ilk baştan dizayn edilmesi. Doğru. Yani doğru. Bizler, ya olanı söylüyorum, yani bizler oraya gidiyoruz, havalandırma yapacağız. Kanalı nereden geçireceksiniz, onu nasıl yapacaksınız, kapasiteler şu... Ya o bina tasarlanırken bunun gerçekten en başta tasarlanma. Yani benim bütün Avrupa'da ya da bütün işte Amerika'da gördüğüm şey, havalandırma ayrı bir konu. Ve bu binanın tasarlanırken bu işte patoloji laboratuvarı kaç kere dönecek, kaç kere hava alacak, neyse ki bu biyokimyaya göre belirlenmemiş. Yani bunu artık belirleyebiliriz ya. Yani bence bu değeri belirleyebiliriz hocam ya. Yani tabii. Hani kaç kere döndüğünde bu formaldehit ne oluyor, bu kaç metrekarede işte bir makroskopik kabininin minimal çekmesi gereken rakamı artık biz bir kağıda yazabilmeliyiz. Yani bu kural olmalı. Yani A hastanesi 500 yazsın, biri 1000 yazsın, biri bilmem ne dediğiniz zaman aynı şeyi alıyorlar, aynı parayı veriyorlar ama sonuç alamıyorlar. Şimdi akreditasyon da başladı patoloji laboratuvarlarında biliyorsunuz. Ruhsat ayrı. Akreditasyon, akredite laboratuvar olmak. Eğitim hastaneleri, üniversite hastanelerinin laboratuvarları işte ilk şey TÜRKAK üzerinden aldı. 9 Eylül Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarı. Şimdi federasyon üzerinden de bir akreditasyon var. Eğitim akreditasyonu ayrı, bir de bu laboratuvar akreditasyonu. Aslında bizi ilgilendiren o. Evet. Belki işte bu dernek kurarsak arkadaşlar, bizler Sağlık Bakanlığı üzerinden buna bir şey getirebiliriz. Kural, mevzuat. Yani asıl en önemli olan havalandırmayı önlemek. Ölçüm en sona iş. En son. Arkadaş söyledi. Kesinlikle. Evet. Ve oradaki şey aslında hani dışarıda baktığınızda ölçüm şu, sizin normal vaka sayınız işte 1500'de bir şey oldu ve artık 2500 vakaya bakıyorsun, ha tamam ölçüm yapayım, işte bir cihaz geldi yani çok kolay. 2 saatten fazla vakit geçiriyorsun orada, 4 saat mesela. Ya burada bir ölçüm yapıyorlar, onlar zırt pırt bizim gibi mesela bir değişiklik olduğunda. 6 ayda bir, bilmem bir senede böyle diye yapmıyorlar, amaç o değil çünkü bir değişiklik, hani altını çize çize, bana gelen sorulan soru şu. Ne kadar zamanda bir yapmalıyım? Aslında değişiklik oldukça yapmalısınız. Yani sadece belge için yapar hale de gelmiş olmak o da azıcı üzücü bir nokta. Dostlar alışverişte görsün gibi oldu bizim. Biraz oldu, evet. Yani o yönetmelik çıkınca ondan önce hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey yoktu. Gülhan Hanım bilir. Ay Gülhan. Ondan sonra bu böyle. Hiçbir şey yoktu bundan önce. Çünkü yönetmelik yok. Kimse hesap sormuyordu.
nasıl malpraktis çıktıktan sonra bizim bazı şeyler tüm tıpta, patoloji dahil tüm tıpta zapturapt altına almak zorundasın, dokümantasyon gerekiyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Hesap verilmez, verilmez var. Bir personel, ben buradan astım oldum. Yani bir de bir kanunumuz daha var, iş yeri sağlığı ve güvenliği diye bir kanunumuz var ayrıca. Tabii yani, ki de aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bir bağlıyız yani, yapıyor. İmza atmışız. Çalışma, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne. Ya nasıl burada her öğrenci bile o hakka sahip, çalışanlar o hakka sahip, hastanede çalışanlar da o hakkı var. Ayrıca bir de o yönden de sorumlu. Tabii. Aslında normalde iki alandan yapılıyor. Yani bir evet. Sağlık Bakanlığı düzeyinde o yönetmelik genelgesinde, bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortam ölçümü diye tanımladığı bir ölçüm var aslında. İki ayrı konu var. Önce haklarımızı bileceğiz, farkında olacağız, bilinçli olacağız. Hastanenin teknikeriyle bizim patoloji teknikeri bir çalışacak. Biz Samet Bey'le bunları çok yürüttük. O yönetmelik çıkınca başladık biz yapmaya Taksim'de. Değil mi? Bütün kuralları. Çok söyleyecekleri vardır hakikaten. Aslında hastanelerin özellikle bu havalandırma alanındaki kısım, hastanelerin mühendis kadrosunun, makine mühendisi kadrosunun belki de havalandırma işinden anlayan insanlar üzerinden seçilmesi ya da en azından bir kişinin bu konuda eğitim alması. Yani bu sürü üniversitemiz var, makine mühendisleri odası var. Yani illa bunu doğru anlatacak bir yer vardır ve bu biyomedikallerden biri oraya gidip bu görüşmeyi yapsa, bir toplantıları yapsa, bu eğitime sahip olsa, bu sefer her gelen firmanın lafıyla hareket etmeyeceksiniz. Yani bir firma geliyor böyle yapın, şu geliyor böyle yapın. Hayır, sizin bir bilginiz olacak ve durabileceksiniz. Ama ben bir patologla konuştuğumda ne kadar durabilirim? O bir patolog yani. Yani onun bilmesi gereken konu bambaşka. Ben ne dersem kabul ediyor. Yani ben mesela bu binada laboratuvar için konuşma yaptım. Diyelim 12. katta bir yer gösterdiler bana. Güzel, boş, yer var. Ama havalandırmaya uygun mu? Esas konu o, evet. Ve buranın teknik elemanları TEDES dediğiniz kurumla konuşmam lazım. Uygun değilse ben başka alternatif bir yer gösterirler, oraya düşüneceğim. Çünkü bunlar baştan yapılması lazım. Yoksa sorun hepimiz için. Şimdi teknikerler bu işlere ilk hastanenin teknik ekibiyle ilk karşı karşıya gelecek olan kişiler. Klinik şefiyle aranızda sizler köprü oluyorsunuz. Biz mecburen, çünkü hepimizin ortak hakkı. Orada ne yapıyor? Asistan zaten affedersiniz zavallı sesini çıkaramıyor şefine karşı. Çıkarması lazım. Hepimizin hakkı var yani. İnsan hakkı, çalışan hakkı. Ama tekniker işte ise daha çok sahiplenmeli, daha çok bilinçlenmeli diye istiyoruz. Şimdi ne yapıyor o zaman? Tekniker arkadaşlar oradaki patoloji uzmanıyla, öğretim üyesiyle, klinik şefiyle polemiğe giriyor. Polemik değil, genel kurallar olması lazım. Kolektif hocam. Evet, kolektif. Bak gördün mü? Şimdi biz çatışmayı artırmak istemiyoruz. Tekniker arkadaşlarla bu takımı, ekibi çok iyi çalışmamız lazım. Sorunlara hep beraber işte şeffaf bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Bu konuşmaları da ondan yapıyoruz. Ne mutlu ki arkamızda böyle firmalar var. Bunun gibi çok duyarlı firmalar var. Hakikaten patoloji, yani tıbbi, biyokimya ve mikrobiyolojiye göre çok daha fedakar bir bölüm. Biliyoruz, çalışan arkadaşlar biliyor. Bize hizmet eden medikal patoloji firmaları da öyle. Bunu görüyorlar hakikaten. Ve bize sahip çıkıyorlar yeterince. Ama bir yere kadar. Mali durumunu anlatıyor, yönetici anlatıyor. Onun için kurallara bağlayacağız. İnşallah bunları şey yapacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Size şeyinizi verelim. Sonra ben bir iki şey daha konuşayım madem. Tamam. Şeyi en son mu yapalım? Özlem Hanım'ın tamam. Belgesini. Tamam. En son verelim. Hocam. Peki. Tamam. Buyurun Özlem Hanım. Bunu bana sunum yaptığını bilmiyordum. Hızlıca ben bunu geçeyim. Kendi sunumumu ayrıca hazırlamıştım. Şunu yeter. Peki, iş gerekiyor o zaman. Tamam, şunu şey yapalım. Evet, bunu güvenlik kısmını eklemiş ama ben kendim hekim bazıyla, yani biz de tekniker kısmını, teknik kısmını sağ olsun Özlem Hanım anlattı fazlasıyla. Ben de hekim tarafından yaptım. Biraz da işte son güncel, uluslararası, yani bizim dışımızdakiler ne yapıyor gibi bakmaya çalıştım. Bunu Özlem Hanım'ın şeyini hızlıca geçeyim, sonra benimkine geleyim.
Zaten çoğu anlatıldığı için hızlıca geçeceğim onları. Evet. Biraz sıkılmış olacaksınız ama bunları açacağım ben biraz sonra. Yani biz nereden başlıyoruz? İşte makroskop odası, rutin laboratuvarı falan. Bunların hepsini tek tek geçeceğim. Çok güzel bir şey vermiş bize çizim. Bazen bize soruyorlar işte, ya 150 metrekare yetmez mi hocam? Ben diyorum ki 500 metrekare bizim yöneticilerimize. İşte en azından bize bir fikir veriyor. Hocam şeyde belirgin artık değil mi? Yok, bunlar yine değil mi? Ruhsat verdikleri kısımdan toplam metrekare yazmıyor. Ha. Asgari diye yazıyor, asgariye gidiyor bunlar. Anladım. Yani asgari ofis işte o 30 metrekare olacak. Biraz sonra var onun da bilgileri. Yönetmeyip de ama toplam demiyor. Toplam ben, demiyor. Evet. Ama sizin bunları toplasam ben 500 metrekare rahat eder. Tabii tabii. Çok güzel bir örnek yapmış bizim için de. Ben böyle bir çizimi de sağ olsun Zafer'e yaptırmıştım. Daha doğrusu onu uygulama laboratuvarı için Okan da sağ olsun buna örnek aldı. Güzel bir laboratuvar yaptı tekniker öğrenci arkadaşlarımıza. Uygulama laboratuvarı olmalı her okulda dedik. Evet. Uygulama laboratuvarında asgarisini çizdik Marmara'ya göre. Ve onu sunduk. Biz yani burada büyük bir merkezi laboratuvar yapacaksak zaten ondan iyi olması lazım. Sen baktın ideal yani. Bütün böyle odalarımızın ayrı olması lazım. İşte havalandırma için değil mi? Hepsinin farklı şeyler olması lazım. Bunlar ben de 92 yılındaki hani Paris çok şey Fransa çok hassas dediniz ya. Paris'te bir hastanede çalışmıştım. Oradan aklıma geliyor. Bir ideal bir laboratuvarı yani görmüştüm. Yani şey ideal bir laboratuvar evet. Bu yıllardan evet. Itibaren. Evet. Evet. Yani kurulu yani. Bakın 92 yılında biz hala öyle bir şeyi dağıtıramadık. Şimdi şehir hastanelerinin ihalesini yapan arkadaşları da bazen buraya çağırıyorum. Ben. Hani onlar ne yapıyor? Bu binalar yapılıyor. Müteahhit firma onu da tutuyor zaten onları da. İhale sisteminden evet. Duyuyorsunuzdur. Bir şey yapılamıyor. En son geldiğim, emekli olduğum Gazi Osmanpaşa'daki eğitim hastanesinde mühendisle beraber çalışıldığı halde yine olmadı havalandırma sistemi. En son hani şömine yapan adamlar havalandırmaya geldi yani. Evet. Düşünün. Olmaz bu. Ki sıfır yapıldı o şey, bina. Ocakbaşı var bizim. Ocakbaşı, ha, ocakbaşı havalandırma. Şeyi, havalandırma sistemi. Evet. Yani biz firmaları çağırıyoruz. Bu arkadaşlardan yardım alın teknik olarak. Evet. Bunlar bu şekilde. Tabii bu yurt dışındaki ideal örnekleri göstermiş. Özlem Hanım almış. Oradaki yine çalışma koşulları. Bir de Tolkien diye bir firma vardı. Sen belki hatırlatmıştım sana. Onlar da ilk KTÜ'de Trabzon'da biyokimya laboratuvarlarını hazırlayarak yola çıkmışlar. Baktım şu seviyede, bu seviyede güzel yukarı çeker ocaklı kollu şeyleri var onların da. Onları da biz sunmuştuk. Samet onu da yine hatırlar. İdeal bir şey olsun diye. Hakikaten her yerde yaptıramıyoruz. Dirençle karşılaşıyoruz. Ama döküm altına alacaksınız. Sonra bir şey olursa, çünkü bizim için sizin sağlığınız önemli. Onu hak ettiğimizi anlayacağız. Hocam aklıma gelmişken. Buyurun. Buyurun. Hatta sormak istiyorum. Bu biyogüvenlik kabinleri, Class 2, hem çalıştığınız malzemeyi koruyor hem de personeli koruyor. Bunlar kullanılabilir mi acaba makroskopik kabinleri? Aslında evet, onunla ilgili daha bugün çünkü orada bir hava akımı geçti. Evet, ama oradaki sistem aslında şey, amaç hani dediğiniz gibi malzemeyi korumak ama orada HEPA filtreleri giriyorsunuz. Aslında biz şeyli bir dokuyla, formaldehitli bir dokuyla çalıştığımız için zaten bizim mikropla ilgili bir sıkıntımız yok. Bir de oradaki sistem yukarıdan emişe, temelli bir sistem. Ve siz yukarıdan emişlerle olmaması gereken, hatta hani olabilir değil, olmaması gereken bir tanımlama. Onun için karşıdan emiş olması gerekiyor. Bir başka noktada, şimdi saçı siz şu şekilde indiriyorsunuz ya, buradan bu şekilde çalıştığınız zaman şu göz hizasından yani uygulamada bilirsiniz. Yani o renk tonu bile o cam arkasından bu sıkıntı yaşıyor. Evet, benim söylediğim hocam, kusura bakmayın araya girdim. Evet. Ama şey, bu kapaklı olanlar değil de hava perdesi olanlar. Ama o hani ön tarafta bir hava perdesi. Evet, ön tarafta bir hava perdesi. Ama siz onun içerisine ne kadar çok malzeme yerleştirirseniz ki uygulamanızda bunu yerleştirmek durumunda kalıyorsunuz. O kadar aslında o hava perdesini bozuyorsun. Yani hava perdesinin bozulmaması için içerisinin boş olması gerekiyor. Evet. Bunlar uluslararası örnekleri ideal bir şekilde bir laboratuvarda yani sistemik işte bu şekilde kurulmalı. Biz Sibel Hanım'la Koç'un laboratuvarına gittik buradaki Topkapı Hastanesi'ne. Direkt hiç ellememiş patologlar Amerika'daki bir hastanenin ideal patoloji laboratuvarı ruhsatıyla beraber olmuş. İşte böyle olmalı. Yani biz de biraz, kusura bakmayın, gecekondu usulü yapılıyor. Evet, sıkıntı oluyor. Evet, yani dostlar alışverişte görsün gibi olmaz.
Onun için size tazminat versen olur. Yani neyse prim versen olur. İdeal olmalı. Sıfır yapılan bir binada işteyse. Mesela şehir hastanelerimizde öyle mi ben merak ediyorum. Belki Murat Alper'e sorarız. Yani onları aslında, nasıl orada bir tecrübe yaşadınız mı? Hiç gittiniz mi? Şey hocam yok tam olarak değil. Yani şöyle bir sıkıntı var hep. Emiş var. Yüksek bir emiş işlemi yapılmış. Ama temiz hava girmiyor bu sefer. Yani ve genel anlamda yapılan hata şu. Emilen hava bir miktar temiz havayla bir araya getiriliyor ve tekrar ortama veriliyor. Patolojide bunu yaptığınızda gerçekten çok sıkıntı. Bizim buradaki havalandırma gibidir o. Tabii yani, çünkü bu patoloji uygun değil. Bu sistem AVM'deki gibidir. Evet, İşte bilmemedik gibi. Doğru. Yani bu genel ama asıl olması gereken şey siz tamamen emriniz taze hava %100 vereceksiniz. Ama buraya girdiğiniz zaman hocam çok ciddi maliyet artıyor. Yani. Çünkü %100 taze hava demek. Dışarıdaki düşünün koşulları, o koşulları oda sıcaklığına yerleştireceksiniz. Bunun için işte 1000 metreküp hava dediğinizdeki durum ciddi bir büyüklükteki cihaza ulaşıyor. Yani burada işler rakamlar büyüyor. Ama bir kere yapacaksınız. Yani dediğiniz gibi yani koştaki bir kere yapacaksınız. Bir kere yapın doğru yapın. Doğru. Bu sefer doğru olmayınca ne oluyor? Cam açıyor ya. Havalandırma var cam açıyor yani. Daha Samet Bey gelmemişti. Ben Kartal'dan taksine tayin oldum. Geldim. Havalandırma yok. Ve kurulduğundan beri orada patolog çalışıyor işte Bilgin Bey'den beri. Ondan sonra havalandırma yok. Orada biyomedikalci, şimdi Acıbadem'in biyomedikal bölüm başkanı Emin Aksoy, başhekim yardımcımız. Onun şeyiyle bir desteğiyle teknik ekiplere sorduk falan. Sadece bir çeker ocak yapmıştık. Hani üstten havalandırma falan. Çok ilkel. Yani ne şartlarda arkadaşlar çalıştı. Sonra dışarıda bir prefabrik yer yaptık iki katlı. Evet. Ama işte senin geldiğin. Havalandırmasına çalıştık da sonra yeni yere geçtiniz. Evet. İşte, evet. Yani bunları hepimiz yaşadık. Ben 85 Ocak'ta adım attım Cerrahpaşa'ya. 36. yılım. Yani patolojide neler yaşadığımızı anlatıyorum. Ama ülkemiz adına 2011-2014'ten sonra son 6 yıl işte önce buluştuk. Son 5 yıldaki geldiğimiz gelişmeler benim için önemli ülkem adına. En azından bilinçli ve bunu üretime de geliştiren arkadaşlarımız. Evet, makroskop odalarımız çeşit çeşit. Ülkeler arasında da fark gösteriyor bu. Rutin odalarımız ideal şeyleri göstermiş. Böyle bir kapalı sisteme alınabilir. Hocamın dediği birçok yani rehabilitasyon yapılabilir. Sıfırdan her şeyi değiştiremeyeceğimiz için. Kaynağında çözüm. Hani temel evet. Şey sizin kaynağınız neyse kısır hani işte ne kimyasalla ilgili kaynak. Kaynağında çözüm bir şekilde atmaya çalışın ki ortama yayılmasın. Ortama yayıldığında atmakta daha büyük problem. Evet. Şimdi birçok hastanemiz işte Göztepe yenileniyor, Ok Meydanı yenileniyor, Kartal yenilendi, bitti, taşınacak. O zaman bu yenilenirken patologlardan değil mi, teknikerlerden, bu firmalardan mühendis, yardım almış olsa da evet. Firmanın mühendisi, bu iş çözülür yani. Bu kadar kolay, zor bir şey değil. Baştan yapılacak. Evet, kimyasallarımızın saklanması kuralları var. Bunları işte Samet Bey'le yaptık hastanelerimizde, yönetmelik çerçevesinde. Yani bütün data sheet dediğimiz, değil mi? Kimyasalların yanıcı, işte biyolojik tehlike gösteren ve kanserojen olduğu şekilde sınıfladık. Bunların formalde eğitim ve ksilonun kaç ppm'de ne yapacağı, ne zararlar vereceğini de hem derste anlatıyoruz, bilmeniz lazım bunu. Hepimiz bilmemiz lazım. Nasıl şimdi koronayı ezberledik? Ezberliyoruz. Ne yapar? İşte akciğere ödem yapar. İşte bunlar da öyle yapıyor. Zaten inhalasyon sorunları olan kısım en çok. Onun dışında tabii cilde de yapıyor. Ağızdan içiyorsa yanlışlıkla ona da yapıyor. Zararları var. İşte bu ip çıkan yönetmeliklerimiz biraz sonra göstereceğiz. Evet. Bu da 2014'teki. Yani son formaldehit ksilon nasıl ölçülmeliydi? Ölçülürse kaç bulunmalıdır? Diyelim ki yüksek bulundu. Ne yapılmalı? 2014 tarihli bu genelliği hala bilmeyen kurumlarımız evet. Var. Vardır. Yapamazsın. Vardır. Evet. Yani ben sorduğum zaman şey diyorum. Genelgede yazıyor hocam. Hangi genelgede? Ya. Genelgeye sağlık. Hani. İşte artık önce yoktu ama. Yok. Hakikaten 2011'den önce laboratuvarlarımızın standartizasyonu konusu da yok. Söz konusu değildi. Bu konuda ilk yayınları Kutsal Hoca başlattı. Evet. Federasyon başkanı olarak. Ondan sonra çok mücadele edildi. Hatta o zaman İlk bir dernek kurmuştuk. Uğur sen belki bilirsin. İlk kere diyordum git Kutsal Hoca'ya yapış, bakanlığa git falan filan diyordum ona. Söylüyordum. Evet. Şimdi burada ortam ölçümleri, yaka kartı ve bunları bir süre zaten Özlem Hanım'la hizmet verdiler. Epey mücadele ettik.
işte yangın, biraz sonra bahsedeceğim. İşte göz yıkama ve genel duş gibi neler yapacağız? Bunlarla ilgili hepsi dediği gibi bir mevzuat şeklinde iş sağlığı güvenliği gibi laboratuvarlara asılması lazım. Vardır herhalde. Biz yapmıştık bir süre değil mi? Dokümantasyon olarak yapmıştık. Onlar normalde tabii ki laboratuvarların akreditasyon ve denetimlerinde bunların önem verilmesi lazım. Denetleyen kişilerde. Ve bu denetimlerin belli aralarla da kontrol edilmesi lazım. Yani iyileştirme bugün yok sizin başkent hastanesinde diyelim. İyileştirme yapıldı mı? Bir sene sonra geldiğinde, iki sene sonra geldi, değil mi? Sadece ölçüm yetmez. Evet. Cihazlarımız var. İşte koruma ekiplerimiz var. Bunları şimdi bayağı güncel gündem oldu. Bize de darbe vurdu tabii bugünkü toplantımızı ama ne yapalım? Öğrendik. Bizi getirecek maske bulamadık. Hem alkolün değerini öğrendik hem de maskelerin değerini. Ben espri olsun diye maske getir demiştim ama onu da onu bile bulamamış. Maske kalmamış. Evet, kalmamış. Yani biz işte bu mobil cihazları ben bugün öğrendim. Yok bizde kullanmadık böyle bir şey hocam. Ama kritik yani kriz anlarında. Ya kriz anlarında evet. Kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. İşte geri dönüşüm cihazı ve bu komple sistem çok güzel makroskopi odasında. Hakikaten ekonomik düşünüyorum. Hatta işte bu dediğim ben size çalışma seviyesinde yapılan evet, şey aynen. Sitoloji için bir çözüm olabilir diyor. Veya diğer spesifik laboratuvarlar için çözüm olabilir diyor. Evet. Biraz hızlı geçiyorum. Zamanımız sıkıldı galiba arkadaşlar ama ben de hızlıca kendi şeyimden biraz başlayayım. Biz bizeyiz artık zamanı beraber kullanacağız. Şunu nasıl şeyi Emre şu alt şey, açamadım şunu. Slide'a geçirirseniz. Şimdi bu 2014'te Okan Üniversitesi'nde yaptığımız toplantı hatırlayacaktır Aygül Hanım. Burada bakın o zaman Acı Badem'den Ümit İnce hocamız da vardı. Özlem Hanım yine çağırdık. Samet Bey vardı. Daha sonra biz bu toplantının benzerini Taksim'de de yaptık. Bu sefer Marmara'daki Sezgin Bey'le birlikte yaptık. O da kimyacı bir arkadaşımız. Ve İstanbul'daki meslek hastalarının başhekimini de yanıma aldım. Doktor Salih Bey'i. Amacım hani o bilinci oluşturmak. Çünkü bunlar hem mesleki kronik hastalıkları, işte mesleki maruziyetleri şey yapıyorlar, inceliyorlar Türkiye'deki. Evet. İşte Ankara merkezi olmak üzere İstanbul birkaç yerde var. O sırada o ölçümleri de onlar yapıyordu. Ve oranın gittim laboratuvarına, orada bir biyolog ve biyokimyacı hanım vardı. Ölçümleri nasıl yapıyorsunuz diye inceledim gittim onlara. Evet. Sordum onlara da. Onlar evet dedi. Ama bizim imkanımız bu. Biz normalde başka şeyleri ölçüyoruz. Patoloji için ideal olmadığını onlar da söyledi. Ama Sağlık Müdürlüğü bize, bizim hastanelerimizde başhekimler neresi daha ucuz oluyorsa, nereye yönlendiriyorsa oraya gönderdiler. Sadece belgeledik biz bunu. Ama yazı yazdık. Bu olmaz. Bakın federasyonun çıkarttığı 2014 genelgesine göre bu uygun değildir demiştik. Evet. O toplantıda işte yine Özlem Hanım var, ben varım. Ümit İnce var. O da Sibel hocamızın hocası. Geçen burada toplantımıza geldi. Evet. Yani 2011 yılında ilk yasa. Bunu ben federasyonumuzun avukatına sordum. Yani bizim teknikerlerimiz nasıl kendini savunsun? Gittiği çalıştığı yerlerde hep şikayet ediyorlar. Anadolu'nun, yani Türkiye'nin her yerinde görev alabiliyorlar. O zaman kendilerini nasıl savunacaklar? Onlara birkaç yasa maddesi verdik ve bir tane şey hazırladık. Samet Bey bilir, başvuru dilekçesi. Yani bulunduğu ünitede yoksa bu imkanlar, en başta havalandırma zaten. O zaman bir, havalandırma yeterli mi? İki, ölçümle bunu şey yapıyoruz. En azından diyoruz ki bizim koşulumuzu düzeltmesi için ölçüme zorlayalım bari diyoruz. Evet, iş kanunu var. Bakın bu da Sağlık Bakanlığı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş kanunu. O da ancak 8 sene önce çıktı arkadaşlar. Yani bu ülkede ondan sonra tüm Türkiye'deki işte iş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı o zaman oluştu. Bizimki de meslek hastalıkları olarak çok fazla şey yapmıyor ama uzun süre belli bir maruziyette işte 2011'de Dünya Sağlık Örgütü formaldehitin kanser yaptığını ortaya çıkardı yayınlarıyla. 2011'de kabul edildi. Ondan sonra zaten hep bütün gelişmeler üst üste geldi. Evet.
bizim laboratuvarlarımızın genel özellikleri, yönetmelikteki bahsettiğimiz ideal bir laboratuvar özelliği. Neler yapıyoruz onları biliyoruz. Bunlar hep yönetmelikte, yani bazı şeyler standartlaştırmaya yapıldı. Ve bizim işte ne gibi odalarımız var? Bunlar neler yapıyor? İdeal bir laboratuvar. Bakın bir şey gibi, üssü gibi değil mi? Patoloji üssü gibi laboratuvarlar var. Vallahi ben geçen de sordum. Böyle bir yer olsa olsa Bursa Şehir Hastanesi'nde bir dönümmüş patoloji laboratuvarı. Bir dönüm. Arkadaşlar. Benim uzmanım çalışıyor orada. Kartal'dan yetiştirdiğim arkadaşım. Radyoloji 4 dönümmüş. Patoloji 1 dönümmüş. Demek ki böyle güzel bir üs yapılabilir. Ama hani saraylar var, içinde patoloji yok. Olmaz. Hani saray yapmak değil, önce laboratuvar havalandırması yapmamız lazım. Evet. Şimdi bakın burada metrekareler de yazılmış. Asgari metrekareler. Yönetmeliğiniz var. Var ama biz daha iyisini yapmamız lazım. Hani asgarisinden değil, idealinden gideceğiz. Laboratuvarımızın özelliğine göre basit mi, işte standart mı, merkez mi veya referans mı? Laboratuvar kriterimize göre. Evet, bizim güvenlikteki şeyimizi hocam Özlem Hanım anlattı. Kimyasal havalandırma, yangın var, deprem ülkemizin zaten sorunu, zeminimiz problemli. Elektrik, enfeksiyon. Şimdi enfeksiyon zaten güncel bir olay. Buna çok önem veriyor yabancı ülkeler. Enfeksiyon nerede başlıyor? Ta kayıtta başlıyor. Kan bulaşmış, patoloji kağıdından bile başlıyor arkadaşlar. Sonra makroskopi odası en büyük risk. Frozen öyle. Evet. Onun için bir güvenlik el kitabı hazırladınız mı Samet Bey? Hazırladım. Taksim'de hazırlandı bunlar. Yani bu yönetmelik çıktıktan sonra herkes hazırladı. Tabii hazırlamak demek yetmiyor. İyileştirmemiz lazım. Aynı Özlem Hanım'ın dediği gibi. Evet. Bakın hepatit B. Hocam dedi ki ben dedi farz et hepatit B ile karşılaştım. Ne yapacağım? Zaten normalde ben yurt dışında bir laboratuvara adım attığımda önce diyorlar ki hepatit B aşının yapıldı mı diyor. Değil mi? Yani sen enfekte olmadığını bileceksin ya da antikorun var olduğunu bileceksin. Eğer yapılmamışsa önce aşı diyor, sonra laboratuvara gir diyor. Bu kadar basit. Ama olmadı hiçbiri. Bir şeyle karşılaştım. Ben hakikaten bir yerde çalışırken baktım ki çift eldiven kullandığım halde HCV pozitif olan bir hastanın şeyi bana battı. Appendektomi. Formal değil de. Ne yapabilirim? O zaman hastanelerimizde enfeksiyon kurulları var. Onların rehberliğinde zaten mecbur, yani yönetmelikte de mecbur. Takipte bulunuyorsun. Kanın bakılıyor. Serumun işte markerlar, antikorlar bakılıyor. Takip ediliyor. Çünkü onun aşısı yok zaten. Hani risklerimiz hepatit B ve C, HIV, tüberküloz ve priyon. Tetanoz da olur tabii. Tetanoz aşısı zaten bütün işe girenlerde önce istenmesi gereken bir şey. 5 yılda bir yapılan bir şeydir biliyorsunuz. Kesikler söz konusu çünkü. Yani ilk mikrotomda da makroskopi dedi. Evet. Şimdi bu genel kuralları biliyoruz arkadaşlar. Biliyormuş gibi yapıyoruz. Ama derslerimizde Aygün Hocam bunlara laboratuvar güvenliğini artık müfredatta yoksa eğer ya seçmeli ya var. Daha ne şey? Görüyorsunuz. Sorun yok. Biz bir daha üsteliyoruz. Yani paylaşıyoruz bunları. Hatırlatıyoruz geçmişimizi. Ben tıp fakültesi öğrencilerine de diyorum. Ben öğrenciyken mezun olduğumda şu imkan vardı. Bugün şu imkan var. Çok farklı. Onun için madem bu imkan var bilelim ama ne yap, nasıl düzelteceğimizi de bilelim. Bize onları anlatıyor. İşte mekanik yaralanma, yanıklar, sıcak parafin, mikrotom, asitler, elektrik çarpmaları, cam malzemeler. Ne risk var? Dolu riskimiz var tabii. Yangınları böyle sınıflandırmıştı. Bunların bir kısmını Samet Bey ve şey hazırlamıştı bizim eğitimlerimizde. Sezgin Bey Marmara'dan. O bugün aramızda yok. Onun kulağını çekeceğiz herhalde. Evet. Yangında neler yapacağız? İşte bunların hepsi bu mevzuatta geçerli. Zaten bunun bazı yerlerde eğitimini de veriyorlar. Belli personellerimiz var hastanelerimizde. İş sağlığı güvenliğinin bir kısmı bununla çözülüyor. Ama biz kendi laboratuvarımızdan sorumluyuz. Onun da tedbirini alacağız. Çünkü bizim maddelerimizin sadece kanserojen değil, yanıcı, parlayıcı, işte değil mi, sıçrayabiliyor, dökülebiliyor. Geçen de Taksim'deki Elif Hanım bana anlatmıştı. Böyle bir materyal döküldü diyelim, formal döküldü. Az önce söyledi. Ne yapacağız? İşte o zaman özel bir kit var. O kit acil kiti. İşte ondan o da yetmeyebilir. Havalandıracağız. İşte oradan çıkacağız. Yani ne? Hepsinin bir kuralı olması lazım. Her şeyle karşılaşabiliyoruz yani sonuçta. Evet. Sindirim yolu, solunum yolu, direkt temas ve deri.
geçiş kuralları bunlar. Enfeksiyon ajanlarını söyleyeceğiz. İşte en çok karşımıza çıkan bunlar. Bunlara karşı tedbirimizi alacağız. Tüberküloz mesela olmuş. Aerosol soğutucu kullanan yerlerde tüberküloz rastlanmış. Frozen'da kullananlarda. İşte tüberkülün deri testi yapılacak tabii ki. Bununla karşılaşıp karşılaşmadığını. Yani bunların da krizinde nasıl yönetileceğini ve personelin maruziyetteki arkadaşın komiteyle danışacak. Yani enfeksiyoncuyla beraber. Bu gelişmiş. Başka işte deli dana dediğimiz Profesör Jakopya'da priyonların yaptığı ensefalopatiler var. Bunlar için de hemen fikse edilmeli. Bunun da işte %1'lik, 1 saat %95'lik formik asitle ancak yok olacağı. Mümkünse inceleme olayına karar verilmesi, yani böyle bir olgu geldiyse klinikçiyle beraber karar vereceğiz. Bir süre ayrı saklayacağız. Sonra tedbirini alıp, yani bu solüsyonu, fiksasyonu, normal standart fiksasyon yetmiyor bundan. Evet. Priyonların işte nasıl ne kullanacağımızı, hem bunun cerrahi klinik tarafı, hastane tarafı var, hem de patoloji laboratuvarı. Bunlar belirtiliyor mu hocam? Efendim? Güvenlik kendileri bu tanımlanıyor mu? Şimdi normalde mecbur, yani gönderilen kağıda, gönderi formuna işte hepatit B, hepatit C, HIV şey yazılması lazım. Varsa hastalığı. Yani gönderen kliniğin bunu bize vermesi lazım. Vermiyorsa suç. Peki onların maruz kalanında ya, şu bilgileri biliyor mu bütün hastaneler bu süreçte? Bilmesi lazım. Bilmesi lazım bakın. Bunları bilmemiz lazım. Yani en çok ne oluyor dünyada diye getiriyorum ben. Evet. Ne oluyor? Ben bugün mesela benim yanımda ihtisasla başlayıp sonra da nükleer tıpçı olan bir hocaya soru sordum. Biraz sonra onu açıklayacağım. Bize radyoaktif maddeli preparatlar geliyor. Bugüne kadar hiçbir şey yaptınız mı soruyorum yaşım acaba. Hiç size bir şey söyledi mi cerrahlar? Hiç haberimiz olmadı. Bakın gördünüz mü? Ama söyleyeceğim ben bunları şimdi. Efendim? Ayrı bir noktası. Ayrı bir nokta. Daha birçok şey var. Bunun için bilmemiz lazım. Hatta bunların bir deftere bir döküman verilmesi lazım. Bunu sordum yani. Hani sen onu korunmuş olsan bile bir gün birisi dese ki bir olay oldu. Şikayet etse. Tekniker verebilir doktor veya oldu. Nadiren oluyor yazıyor işte adam. Bir olduğumuz oldu, üç olduğumuz oldu diyor. Olduğu zaman önemli. İşte olduğu zaman ben bunu evet saptadım, dökümante ettim, bitti, şunu yaptım. Bitti ama onda ne yapacağınızı bilmiyorsanız bitti zaten. Tabii, bitti. Evet. Bakın ben kendi başıma yangınla karşılaştım Taksim'de. Cerrahpaşa'da oldu mu arkadaşlar? Siz ya gelmeden önce orada ben duydum yangın oldu. Cerrahpaşa'da. Evet. Ben haberim var Taksim'de. Oldu da bizim bölüm olarak değil. Tamam yani fark etmez her yani türlü yani. Bizim bir kısa devre yaptı. O zaman küçük bir alanımız vardı. Samet bilir. Ondan sonra yine 2010'larda falan mıydı? Öyle bir şeydi. Senin Kutlar Üniversitesi'nde de haberin var mı? Ya, olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Yani yangın da olabiliyor. Alanlarda bir etü kullanılıyor setin üzerinde. Yanında aseton bir kısa devre yapıyor etü ve aseton parlıyor. Evet. Bunlara karşı ne yapılacağı? Yani mikrotomun temizliği. Bakın tekniker için. Kriyostatın temizliği. Yani kesi yapacak. Enfeksiyon kapacağız. Değil mi? Ne kadar dikkat edeceğim? Basit bir şey olmayacak. Kuralı var. Dezenfeksiyon türleri. Bunları zaten arkadaşlar söylemişti. İşte başka kimyasal dezenfeksiyonlar. Sodyum hipoklorit. Şimdi zaten korona nedeniyle bayağı dezenfeksiyonun antiseptiğin nasıl olduğunu öğrenmek zorunda kaldık. Birçok madde var bakın. Bizim de kullanabileceğimiz. Formal da bir antiseptik madde aslında. Evet. HIV olabilir mi? Olmuş. Penetran, yani delici hasarlarda olmuş. Profilaksik tedavisi var. Hepatitin var, B'nin, C'nin yok. HIV'in var. Evet. Ne yapılabilir? Mukokutanoz maruziyetler önemli. Şimdi de biz onun için işte tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Öpüşmek yok, alkol serbest. Evet. Patoloji personeli, bakın hepatit B aşısı. Var mı yaptırmayan? Yaptırmadan yanınıza almayın. Aygül hocam. Hocam tamam. Peki. Evet. Eğer maruz kaldı, diyelim hocam yaptırmamış, maruz kaldı ne yapacak? İmmünoglobulin ya da aşı. Mikrobiyologla, enfeksiyon hocasıyla konuşup tedbirini alacak. C virüsü de bu şekilde risk var yine. Dikkatle izlenecek sadece markalar. Evet bunlar kimyasalları zaten hocam söyledi. Genelgeyi bir daha hatırlatıyorum. 2011 yılındaki işte bu şeye göre kısilolde 150 arası ölçülüyor. 200 ppm asıl hasar veriyor yani
mesleki hastalık yapıyor orada. Biz öbüründe ise 20 ve 100 ppm. Yani pneumoni yapıyor, akciğer ödemi ve ölüm riski var. Tabii kısa maruziyet için önemli. Evet. Bunların işte 8 saatlik 15 dakikalık hangi nerede çalışıyorsam oradakinin kaç dakika olacağı yazılıyor. Aynen. 15 dakika ve 8 saat ölçümler yapılacak. Evet. Referansları anlattınız. İşte bu genel uluslararası terminolojiye göre mevzuatımız, 2014 yılı genelgemiz bu mevzuata göre çalışıyor. Yani kısa süredeki ortalama şeyimiz ve uzun süreli ortalama değerimiz. Buna TVA ve TLV diyoruz. Bakın bunlar hazırlanmış dedim size. Şu ne, burada çalışıyorsa 15 dakika, burada çalışıyorsa 8 saat. Kısülör için boyama kapama yapan daha çok orada maruz kalıyor. 15 dakika ve 8 saat bir ölçüm. Bunların hepsinin işte bizim tarafımızdan bilinmesi lazım. Tekniker arkadaşlar bu bilinçle çalışacak. İşte o zaman ölçümler de ona göre yapılacak. O kişilerin ölçümleri değerlendirirken ona göre değerlendirilecek. Çünkü ona göre değerlendirilecek. Evet. Bunu bu kimyacılara göre bir şey. Yani bunun için bir gün harcıyor Öner Hocam. Hakikaten bir formaldehitin çok önemi var. İşte siz de bununla mecburen ilgilenmiş olduğunuz bu sistemi kurarken bunu Samet Bey de çok güzel açıklamıştı. Formalin, formik asit idrara atılıyor. Karbondioksit suya dönüşüyor. Bir ppm ne demektir? Onun anlamı metreküp havadaki 1.248 miligram anlamına geliyor. Bir ppm'in metreküp havadaki miktarı. Ölçümlerdeki anlamı bu. Evet. Maruz kalmada anlattık. 20 ppm pneumoni ödem yapıyor. 100 ppm ölüm. Nerede başlıyor? Biz 2'ye kadar maksimum vermiştik. Yani bunun üstündeki toksik, yani kanserojen, uzun süreli kanserojen ve toksik etkisi var. Bakın 5'ten sonra göz yaşanması, diskle burun göz. Ya ben hani Cerrahpaşa'daki asistanlığımda patoloji laboratuvarındaki göz yaşanması falan bizim için normal zannediyorduk tabii biz bunları. Bir ölçüm yok. Cam açık sadece. Soğanla da yaşanıyor. Efendim? Soğanla da yaşanıyor. Ha, soğanla da yaşanıyor. Yaşan. Tamam. Evet. Kısilen ne demektir? Dimetil benzen. Şef, bu nerede kullanıyoruz? İşte burada kullanıyoruz. Doku takibinde, boyama kapamada. Neye dönüşüyor? Metil hipürik asitle idrarla atılıyor. Evet. Az önce Ömer Faruk gibi bir arkadaşımız vardı bizim laboratuvar sorumlusu. Nerede? Burada mı? Tamam. Sen demiştin. Evet, formaldehit şu mobilyalarda da var. Evet. Birçok şeyde var. Yaşam alanlarımızda var. Yurt dışında ev içinde ölçümler yapıyorlar. Tabii, doğru diyorsunuz. Yani niteliksiz mobilya yapılmışsa çocuk için çok önemli. Toksik etkisi var. Yani soluyor. Alerji reaksiyonlarda yani çocuğun alerjikse mesela evet. Çözemiyor. Yani birçok şeyde var. Mobilya sektörü başta olmak üzere. Kısülöl de öyle. Boya sanayinde zaten var efendim. Evet. Var. Yani bunlar her yerde var. Yani bu sadece bizim orada çalışıp da bu çıktı anlamına gelmiyor. Bilinmesi lazım o kişinin orada işte 8 saat kalacak, 1 hafta kalacak. Değil mi hocam? Evet. Ölçüm kriterlerinin amacı bu. Kesinlikle. Evet. Etkilerini bununla aynen formaldehitin etkileri gibi sağlık olarak biz biliyoruz hekim gözüyle. Bunları söyledik. Bunlar standart. Yönetmeliğimiz var artık. Korkmayın, sırtınızı dayayın. Evet. Bunları az önce söylemiştik. Daha şeyin ilk slaytlarından Özlem Hanım'ın. Evet. Bununla ilgili uluslararası şeylerde burada, yayınlarda burada. Yani bunun kanserojen olduğunu ve kısülönün olmadığını biliyoruz. Metabolit ölçümü neden uygun değildir zaten açıklamış adamlar. İşte federasyon başkanımızın da bütün mücadelesi bunun üzerineydi. Evet. Bak burada yine Samet Bey aramızda. Bu meslek hastalıkları hastanesinin başhekimi arkadaşla getirdik. Yani ülkemizdeki ve İstanbul'daki durum nedir? En çok hastane nerede Türkiye'de? İstanbul. Siz neler geliyor size? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Hepsini sorduk o bazda. Evet. Bunu Özlem Hanım göndermişti. O sırada yaptığı ölçümlerle ilgili bir... Evet. Göndermişti. Bir daha hatırlatmak için vurguladım buraya. Bunları bilin tekniker arkadaşlar. Kalite kurulundakiler. Evet. Diğer kimyasallarımız ne? Evet, bizi ilgilendiren formaldehit kısülo. Tabii sonra artık. Ama toksik olabilecek şeyler. Başka kanserle, kanserojen olan, meslek hastalıklarına da giren bazı maddelerimiz var. Biraz daha az maruz kalıyoruz bunlara. Ama bilinçli olmamız lazım. Bunların da yazılıyor. Zaten solüsyonların data sheet dediğimizde hangisi kanserojen,
hangisi toksik, hangisi yanıcı gibi ayırıyoruz. Materyal güvenlik bilgili evet, formu. Evet, güvenlik bilgili formu. MSDS diye baş harfleriyle. Evet. Şimdi havalandırmaları geçiyorum. Hocam bunları her şeyi anlattı. Depolama sorunumuz var. Hepimizde yani laboratuvar teknikerliğinin hepsini bunu bilmesi lazım. Bilecek ve isteyecek. Tabii. İdeali bileceğiz, mücadele edeceğiz hep beraber. Evet. Bunları şey söyledi. Geriye işte imha, geri dönüş. Şimdi biz hocam konuşmam sırasında söyledim. Nelerle karşılaştım ben klinik şef olarak? Hakikaten daha önce normal tıbbi atığa veriliyordu arkadaşlar. İnsan dokuları. Yoktu çünkü yönetmelik yok. Kimse bir şey hesap soramaz sana. Malpraktis yok. Hiçbir şey yok. Şimdi Taksim'e geldim, ne yaptım? Direkt hastane müdürlüğü aracılığıyla mezarlıklar müdürlüğüne dokuları tutanaklarla ne dokusu götürüyoruz? Onları yazdık. Yani işte onu söyleyeceğim şimdi. Maalesef ayırıp götüremiyoruz. Onlar için bile o kadar şey yapamıyoruz. Kimse ondan bir şey soramıyor. Onun çok ayrıntısı yok hala Türkiye'de. Mevzuat. Ama dış ülkeler ne yapıyor? Dış ülkeler ne yapıyor? Formaldehitini ayrıştırıyor. Senin geri dönüşüme. Şeyde direkt vakumluyor. Geri kalan dokuyor. Evet. Vakum koyuyorlar bir tane de patolojiye. Vakum cihazıyla geri kalanı öyle gönderiliyor. Yalnız çevre yasasında bunların bertaraf edilmesinin sorumlulukları belediye düştüğü açık yazıyor zaten. Da ne yapılacağı yazmıyor hocam. Ha yine tabii tabii. Şimdi sen diyorsun ki bunu takip edeceksin. Sürdürülebilirliği var, takibi var. Ya bu adam bunu ne yapıyor? Ben hastanemizin şoförüyle bunu teslim ediyordum. Kilios'a götürüyordum. Samet bilir. İyi bir giriş elemanımız var. O arşivde de bakar. Bunları güzelce düzenleriz. Ne yapıyoruz? Biz bir iki ay saklayabileceğimiz yerde, yani bu kapalı iyi bir saklama dolabımız olacak makroskobide. Kalan piyesler teşhis çıktıktan sonra biliyorsun yönetmediğimizde de bu var. En az bir ay ya saklayabilirsen iki ay teşhisler bittikten sonra ya, saklama. Şeyi söyleyeyim, hani yaşadığımız tecrübelerden şu nötralizasyon konusunda formaldehitin nötralize edilmesi. Bilmiyor. Çevre Bakanlığı bilmiyor. Yani, formaldehiti bilmiyor. Çevre Bakanlığı'na gittiğin zaman sizi belediyeye yönlendiriyor. Belediyeye gidiyorsunuz, atık sudaki parametreleri veriyorsun. Kardeşim atık sudaki kendin içinde formaldehit var. Yani ben formaldehitli bir metaneli versem, atık suyla test edecek, at bunu diyecek. Yani. Formaldehit var bunun içinde. Böyle bir genelgemiz yok. Hala yok, hala yok. Doğru. Biz bununla ilgili de yine Samet Bey'le uğraştık. Yani biz bu geri kalan şeyimizi ne yapabiliriz? Okuduk, işte bunu senin dediğin gibi bol suyla pH'sını işte artırarak öyle sisteme verelim. Yani çünkü çoğu gitti, direne oldu yani. Hepsi genel kanalizasyona gitti. Yani bunların çok önemi var. Bazen şu olabiliyor hocam, depolarımızda kullanmadığımız, son kullanma tarihi geçmiş. Formaldehit solüsyonları. Tabi beklemekte o metilen hidrat polimerleri oluşmuş. Dilimde bir çökerdi. Artık formik asit. Formaldehit. Formaldehit değil. Onun için hocam çamaşır suyu. Evet. Sizin söylediğiniz formik asite dönüşmüş. Tabii onu yapabiliriz. Formaldehit yok artık orada. Şimdi tekniken arkadaşlar bir WhatsApp grubu açmış. Bazen sorunlarını paylaşıyorlar. Uğur sen görüyor musun? Hakikaten dolu sorun var. Kendi aralarında çözmeye çalışıyorlar. Şu firmadan aldım şöyle çıktı. Bu firmadan aldım böyle çıktı. Nelerle uğraştık biz hep beraber arkadaşlarla? Standartizasyon yok. İstediğimiz ürünü alamıyoruz. Gelen ürünleri yani firmalar arasında farklar var. Hocam gelen ürünleri sizin kontrol etmek için bir yöntem bulmanız lazım. Evet. Bunun standart olması lazım. Evet. Ama markasını aldınız, elinizde bir materyal olacak, işte konsantrasyonunu ölçeceksiniz, metinin bilmem bir şeysini, yani yorumu açık olmayacak. Aha da test, aha da sonuç değil yani. Tabii. Sana şimdi bunu ihale şartlarında var. Hani bir tanesini al, uygula, ondan sonra teslim al deniyor. İnanın bazen aldığım bir çuval içinde bir sadece basit kasetlerde bile hile gördük. Tabii. Karıştırmışlar. Bir çuval kasetin, plastik kaset var ya doku tane kaset. Bu ne olarak gelen şey ideal, ne? Verilen şey o değil. Bakın yani işte. Bu böyle. Yani maalesef yani bunların hepsi yani bizim bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken tehlikeler. İnsanların iyi niyetine bıraktığınız her sistem problem. Bakıyorsun işte doku yanıyor, doku bilmem ne oluyor. Birçok yaşadık hepimiz farklı şeyler yaşıyoruz. Tabii en önemlisi dokunun kaybolmaması. Evet. Bunları zaten anlattılar. Geçiyorum bunları. Koruyucu önlemleri. Evet, şimdi bu makroskopi odasından başladık mahsus, yani bu uluslararası deneylerde. Diyor ki işte aynı isimde iki hasta varsa, daha bakın girişte tehlike başlıyor.
Bu da bir güvenlik tabii bizim için. Özel etiket ile personel uyarılmalı. Yani buna dikkat et. İki tane aynı isimde insan var. Sadece ismi aynı bile olsa. Daha makroskopi de buradan başlıyor. İşte atıkları az önce söyledim. Normalde 2005 yılında tıbbi atıkların yönetmeliği çıkmış. Bizim bu dokuları iletmemizle belediye aracıyla tıbbi atıklar grubuna giriyor. Ama tıbbi atığın içine koymayacağız. İşte onun için o hala net değil, hala açık. Değil. Hala ne yapıyor? Evet. Biz onu kendi yöntemimizle bulduk. Evet. Sonuçta idare sorumlu, idareyi zorladık. Yaşadığım bir olay daha var yine hastanelerimizde başhekimliklerle. Dediği gibi bu olay, bu 5-6 senedir olan gelişme yokken İzeydaş'a kuyruğa giriyorduk. Değil mi? Evet. Kimyasal atıklarımızı ne yapacağız? Bir, hatta eski taşınan hastaneden bazı, işte bizim depomuz var diye bir depo vermişlerdi bize. Depomuzda normal işte fazla kimyasallarımız, günlük kullandığımızın dışında kimyasallarımız var. Bir de biyokimyanın kalanları, mikrobiyolojinin kalanları da orada. Ne yapacağız bunları? Müdür takip ediyor ama kuyruk zaman gelmiyor. Şimdi ondan kurtulmamız lazım. Risk. Tabii büyük, çok risk. Büyük bir risk. Yani evet. Zaten Uludağ Üniversitesi'nde patlama atıklardan yaşıyor. Tabii. Atıklardan yaşıyor. Tabii. Evet. Yani bunları bilmemiz lazım öncelikle. Bu maddelerimiz var ama olması yetmiyor. Bunu nasıl kullanacağız? Ve bunu konularda da eksiklerimiz varsa, nasıl bizim teknikerlerimizin görev tanımında eksiğimiz var, düzeltmemiz lazım. Bunu hep beraber ancak mücadele edebiliriz. Bildiğimiz ve bu federasyon başkanı buraya kadar gelmiş, bundan sonra biz nasıl bunu daha da iyi düzeltebiliriz? Eksikleri nasıl aldı? Gidip Sağlık Bakanlığı'nı, değil mi? Çevre Bakanlığı'nı, bunları alert edeceğiz. Çalışma Bakanlığı'nı. Evet, bertaraf yükümlülükleri var. Hatta böyle tutanak da tutuluyor bakın. Normalde biz tutanak demiştik ya, tıbbi atık tutanağı gibi. Aynen dokuları böyle bir tutanakla teslim ediyoruz. Hangi kişiye ait, hangi numaralı protokolümüzü yazıyoruz? Bunlar verilmiştir, buradan çıkmıştır. Çünkü yarın bir gün onun da bir malpraktisten değeri var. Yani dokümantasyon artık bu malpraktis yasasından sonra çok önemli hale geldi. Evet, hasar dediği işte bu makroskobiden başladığımız kesiklerden, enfeksiyondan itibaren olan hasarlarımızı söylüyoruz. Yani burada İşte aceleye getiriyoruz, bazen birbirimize zarar veriyoruz. Makroskobi teknikerliği ayrı bir sorun var. Arkadaşlarla çözemedik daha ülkede. Teknikerlerimize sınıflandırmamız lazım. Bir fedakarlık, bir görev tanımı yok. Ayrı bir ücretlendirme yok. Onun için onların da bir kendilerine bilmesi lazım ve sahiplenmesi lazım. Gönül işiyle bir arkadaşımıza diyor ki, sen makroskobi teknikerliğini çok iyi yapıyorsun, aman orada kal. Şimdi, işte sen şunu yapıyorsun, burada kal. O kapıdaki ne? Bir ayrılırsa, bir şey olursa bütün olaylar bozuluyor, değil mi Uğur? Evet. Onun için bilen, yeni gelen bir kişi, yeni gelen asistana eğitmemiz lazım. Hem makroskobi teknikere eğitecek, hem de biz birlikte bazen gireceğiz, eğiteceğiz. Ya da kıdemli diğerine eğitecek. Eğitim hastaneleri için bu. Evet. Bunları iyi tanımamız lazım. Ne gibi riskleri, tehlikeleri var? Her doktorun ve teknikerin bilmesi lazım. Evet, işte böyle temiz ve düzenli olmalıyız, çalışmalıyız. Şimdi bakın, koronadan dolayı hepimiz rapt altına girdik, temiz ve düzenli olmalıyız. Burada da öyle. Çünkü her yerde tehlike var, sadece korona yok. Orada da enfeksiyon var, değil mi? Evet, temiz tutmalıyız. Frozen ikinci riskimiz, makroskop odasından sonra. Jilet, kriyostat bıçağı, işte bunun nasıl temizleneceğini bile adam yapmış. İşte fırçayla temizleyeceğimiz söz konusu. Eli, yanlışla elini götürmeyeceksin. Fırça. Bakın, dışarıya alacaksın oradan. Biraz ısıda bekletip, formaldehitin içine koyup yumuşatıp ayıracaksın. Hep bunları bir kural içine koymuş. Başka diğer şeyler. İğneleri, zaten onların ayrı atıkları var biliyorsunuz, değil mi? Kesici, delici, tıbbi atıklarınız var. Bunların hepsi birer. İşte güzel bir pet koyacaksınız zemine. Emici pet. İşte böyle çok bir tarafta kanlı kağıt, bir tarafta kanlı eldiven, dağınık olmayacaksın. Olursan risk var. O eldivenin, petin içinde kesici bir şey elinize yanlışlıkla kesebilir. Kanlı kağıdı poşetler içine koyup getireceksin. Girişteki personel de koruyacaksın, buradakini de. Sen elindeki eldivenle gidip bu şeye, temiz bir yere, İşte telefona cevap vermeyeceksin, öbür personelin yanına gitmeyeceksin, sen oraya risk taşıyorsun çünkü. Gibi kurallar. Bunlar da işte kesici delici cihazlarımızın, lamba, bakın dışarıda kalmayacak böyle.
Lamp dışarıda kalmayacak, o da bir tehlike. Evet, hasar tiplerini anlattık. İşte ben elimi kesebilirim. İşte kestim. HCV'di. Örnek veriyorum. Evet. Dikkat edecek böyle bir kurallar içinden söylememiz lazım. Böyle iki kat eldiven kullandığında bir yerde bir kan görüyorsan iki kat mutlaka bir delinme olmuştur. Dikkat et, çıkar at. Tedbirini yap, temizliğini yap. Yıka sabunla ve antiseptik yap. Evet. Neler risk? Bakın bu şeyde ilk makroskopide kullanabileceğin basit, en basit şeyler. Eldiven çeşitlerini söylemek için burada daha ileri düzeyde kesip korkun varsa metal ve kevlar dediğimiz, onları belki siz incelemişsinizdir eldiven tiplerini. Evet. O gün maskeleri daha çok inceliyordunuz ama hani üçgenler vardı biliyorsunuz değil mi? Sentip, yani bu tarz çok farklı eldivenler var aslında. Yani evet. Uygulamanıza göre farklı. Bizim standart eldivenimiz lateks oluyor arkadaşlar. Evet. Diğerleri nitril eldivenler var. Evet. Değil mi? Ve en son bu daha şey, iş çalışanlar, ağır çalışanlarda kullandığımız sentetik iplerle döşenmiş metal ve kevlar dediğimiz şeyler var. Yani kesici riskimiz yüksekse. Evet. Bunları biraz anlattık, geçiyorum. Bir de sıçrama olayı var işte. Niye maske takıyoruz? Ve maskeler arasında fark var. O da sıçrayan materyaller, kistler, kanlı materyaller. Onları dikkatli açacağız. Biz biliriz. İşte histatikte olur bir, bir de over kistlerinde falan içi dolu gergindir. Onu böyle ayrı bir şeyle dikkatlice laboratuvarın evyesinde açmamız lazım. Dikkatli bir şey boşalana kadar. Ondan sonra hem göze hem ağza sıçrar. Böyle işte kirli olmayacak. Bunları söylüyoruz. Sıçrama riski. Bakın şu sizin söylediğiniz. Bu ideal arkadaşlar. Şeyde koruyucu bir eldiven. Bakın sıçrama riski olan büyük kistler tam yüz maskesi. Yani şimdi koronada da bu çok güzel olur tabii. Tam yüz maskesi. O standart dışarıda gezilen maskenin hiçbir faydası yok. Evet. Çalışma alanında yeme, içme, sigara bunlar önemli. Yani ofis kuralları. Nerede ne yapılacağı. Kağıt evrak temiz olmalı. Listeler olursa ne yapacak? Tümör bile bazılarına tümör inoküle olmuş doktora. Bir tanesi sarkom olmuş mesela. Tümör olur mu olmaz mı diye. Çok düşük bu olasılık ama olmuş. Sonra sağlıklı bir hale gelmiş doktor. Genetik analizleri evet o tümör gelen dokunun aynı genetiği çıkmış. İnokülü olan şeyden. Evet. Böyle bildirimleri aldım. Yani tümör olasılığı var. Şimdi gelelim radyasyona. Az önce öğrendim ben. İşte şimdi hocam endokrin patolojiyle ilgilendiği için özellikle söyledim. Baktım ki herkes kendi pratiğini biliyor. Bir hastanede paratiroid cerrahisi yapan bir cerrah var mesela. Sordum bugün. Bizim Taksim, bu Gazi Osmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma. O gama prop kullanıyormuş yani. Çok düşük dozdaymış. Yani maruziyet için tehlike değil ama zapta geçilmesi lazım. Biz cerrahı bildiriyoruz ama cerrah patoloğu aradım. Patoloji şefinin haberi yok. Patoloğu aradım. O zaman cerrahtan bundan sonra bilgi istedi. Düşük dozda da olsa. 2 milikürüymüş bu. Evet. İşte böyle maddeler kullanılıyor. Bunlara dikkat edin. Bizim en çok gelen frozuna sentinel lymph node dediğimiz meme tümörlerinde biliyorsun sen. Onların bazıları, bazı cerrahlar terk etmiş. Bazıları ise evet devam ediyor. Yani orada da radyoaktif madde var. Çok maruz kalmasan da. Ama normalde bunların bir log defteri diye bir defter, ayrı bir defterle kaydedilmesi lazım. Size nükleer tıpçı cerrahı bildiriyor. Cerrah da bize bildirmesi lazım. Bu maddede şurada şu kadar madde var. Ölçüyor çünkü o. Biz ayrıca bir defa bunlar patolojiye ölçüm cihazı bile almışlar. Evet. Yabancı ülkeler. Biomarker. Geiger counter diye bir cihazları var. Evet. Ölçüm yapıyor. Yani oraya kaydedeceğim ve de özel zarfları var. Kurşun kaplı. Zarfın içine saklıyor. Evet. Hani bana bir şey olmuyor ama olmaması yetmez. Kayıt altında olacak. Ya olursa? Ya birisi sezat sorduğunda ne cevap vereceksin? Göstereceksin onu o zaman. Evet. İşte onlara ne yapacağım? Bakın yazılı. Neler olur? Patoloji nosu ile kapalı kutuda depolanmalı, log defterine kaydedilmeli. Böyle bir metal, mesela kurşun olabilir. Metal bir dolaba konabilir. Sordum ben nükleer tıpçıya. Ayrı bir yerde beton duvarın arkasına koymak daha iyi, sağlıklı, iyi dedi. Koruyucu dedi. Sonuçta ayrı bir şeye koyacaksın. Ayıracaksın. Üstünde de bu işareti koyacaksın. Demek ki bakın birçok riskimiz var. Bunları da bilmemiz lazım. Tekniker arkadaşlar.
nükleer tıpçı diyor ki biz patoloji kısmına karışmıyoruz. Biz cerrahi bildiriyoruz ama yara sizinle ne yapıyor bilmem ne diyor. Bize bildirmiyor. Bize, bizimle direkt irtibatlı olan cerrah ya. Evet. Onun için. Evet. Başka tabii onlar teşhiste de kullanıyor bu maddeleri. Bir de işte o endokrin dokuyu tiroidten ayıracak cerrah çıkarabilsin diye orada şeyle ölçüyor. Evet bizim yaptığımız şey burada. Gama ışınları olan dokumuz budur diye onu görüyor ve alıp çıkarıyor. Evet. Şunlar kullanıyor orada da. Evet bakın böyle bunları patolojide kullanmış adam. Geiger counter. Şu büyüğü, bu da küçük. Ufak ekimleri gösteriyor. Radyoaktif tohumun olup olmadığını gama dedektörle gösteriyor. Bu da saklama kabı. Kurşun örtülü bir zarf diyor. Kalkanlı çökmüşsün diyor. Radyoaktif materyal diye kayıt altına alıyor. Bilmiyorduk. Söylenmedi bize. Ben cerraha soruyorum. Bazı cerrahlar başka diyor. Şimdi nükleer tipçiye sordum bu sefer. Çünkü patoloji yanında çalışmıştı. Hemen soruyorum. Ne kullandınız siz? Ne gönderiyorsunuz? Cerrahlar ne yapıyor? İşte şu cerrahımız şunu yapıyor. Biz ona onu gönderiyoruz. İşte memede sentinel yapanlar var. Bazıları terk etmiş. Sonuçta zararlı gibi şu anda görülmese bile ne yapacağını bilemeyiz. Ama bu risk altındayız. Ayırmamız lazım. Evet. Bunlar şeyleri, eldivenleri cinsini anlattık. Nitril ve neopren eldivenler. Şu normal standart lateks. Daha sonra da metal ve kevlar demiştik biliyorsunuz. İşte güvenlik tam yüz maskesini bir daha gösterdik burada. N95 maskesi bu. Özellikle işte enfeksiyondan da bunlar koruyor. Tüberküloz gibi enfeksiyonlardan. N95. Bunlar belirli mikron düzeyindeki partikülleri. Evet. Belki koronayı da şey yapıyordur. 0.3 galiba. Tavsiye ediyor değil mi? N95 şey. 0.3 mikron gibi bir şey galiba. O da maksimum koruma sağlıyor. Yani diğer maskeler bir şeye faydası yok. Evet. Cerrahi maskeyi ne için taşıyoruz? Şimdi anlatılıyor. Ne anlatılıyor? Ben rahatsızım. Başka arkadaşıma benim solunumumdan bir şey geçmesin. Karşımdakini korumak için takıyorum. Günlük atıyorum. Evet. Vücudumuzda koruyucu normal önlükler giyiyoruz biliyorsunuz. Otopsi zaten giriyor ama patologlar da bunu asistanlar makroskop odasında giyiyor. Böyle bakın kıyafet. Sizin dediğiniz o maske bu. Filtre. Çünkü solüsyon hazırlıyor. Kimyasal için çok sıkıcı, zor olan ama ideal filtre maske bu. Evet. Ve bunları yine hatırlatıyoruz. Bizim için risk olan bunlar. Bilin arkadaşlar. Onları anlattık. Odalarımız işte dikkat edeceğiz. Temiz kısım ayrı. Makroskopiden çıkıp öbür tarafa gitmeyeceğiz. Oradan gelen buraya bulaşmayacak gibi. Dikkat edeceğiz. Temizlik, yürüye çamaşır suyu. Personellerimizi hastane içinde eğitim yapılıyor. Yani yine enfeksiyon komitesinin şeyiyle. Yani bir laboratuvar nasıl temizlenir? Makroskopi odası ayrı, temizliği, özen isteyen. Değil mi? Frozen cihazı ayrı. Frozen cihazlarının biraz bakımını teknikerlerimizin de sorumluluğunda. Bu şeyde polemik oluyor bazen ama yönetmelikte yazılıyor. Değil mi? Zaten mikrotom standartımız. Biz mikroskopa bakacağız, siz de mikrotoma. Silahımıza iyi bakalım. Evet, diğer atıklarımız, tıbbi atıklar. Bunları anlattık. Fiksatifleri söyledik. Neler yapar? İşte formalinle yapar, ksilenle yapar. Aerosol dondurucular. Hani o sprey dedik ya Frozen'da. Buyurun. Hocam, siz dediniz defortizan sorumluluğunuz var diye. Yönetmelikte o da tekniker temizliği. Doğru. Ben espri olarak söyledim. Bizim silahımız. Aslında mikroskobu sizin eğitiminizde yeri var zaten. Vermek zorundayız. Normalde siz normal olarak şimdi hocam Beznalem'in patoloji tekniker program sorumlusu. İşte Aygül hocam öyle. Ne lazım orada? Mikroskopun eğitimini de veriyoruz. Çünkü siz normalde yaptığınız preparatın doğru olup olmadığını değil mi? Mikroskopta kontrol etme hakkınız da var. Sorumluluğunuz da var. Değil mi? Onun için tabii ki orada yazılmış. Ama o hepimizin sorumluluğu. Ben öyle diyorum. Yani bazen diyoruz ya orada yazılması değil. Sorunları beraber çözmemiz, aşmamız önemli olan. O polemik konusu ayrı. Onu şey yapıyor. Evet. Odalarımıza işte dikkat edeceğiz. Bu dolaplar önemli. İdeallerini gösteriyoruz biz şimdi size. Bunları bilmemiz lazım. Hakkımızı bileceğiz. Bakın bu az önce hocamın biraz daha küçük bir yerde gösterdi. Yani dökülme kiti. Bu kitle hani dökülmeler olursa küçük dökülmeler diyelim. Büyük dökülmelerde yine ne yapacağız? Bakın. Çok fazla oda kapatılmalı. Kurumun zararlı atık temizleme ekibi olacakmış. Bakın her kurumda
zararlı atıkları temizleme ekibi. Onu çağıracağız. Bu iş genel iş sağlığı güvenliğine giriyor. Evet. Araçları anlattık. Bunları anlattık. Bunları otopside de aynı şeyi bahsediyor. Yani her şeyi söylüyorum ben. Frozen'u. Değil mi? Makroskopi odasını ve en sonunda otopsi güvenliğinde de. Otopsilerde tabii adli tıpta da çalışan arkadaşlarımız var. Teknikerlerimiz var, patologlarımız var. Epey. Onların da haberi var. Bu videoyu izleyecekler. Onlara da selam söylüyorum. Evet. Gelmeyenleri affediyoruz. Aramıza korona girdiği için affettik. Tekrarına bu hizmeti veriyoruz. Şimdilik tekrarını başka zaman yapacağız. Özlem Hanım da herhalde bu fedakarlığı gösterecek. Yok tabii ki, tamam. Her zaman. Peki. Evet. Su geçirmez önlükler, kolluktu. Bu otopsi yaparken biz de hakikaten Sibel Hanım da bilir Cerrahpaşa'dayken biz otopsi o zaman çok yapıyorduk aktif bir şekilde. Kontrollere gidiyorduk adli tıp kurumuna, adli tıp şeyine, seçilmiş otopsi kontrolüne. Tıp eğitimi için ayrı bir grup, hukukçular için ayrı bir grup, adli tıpçılarla patologlar oradan eğitimde de katılıyordu. Biz de ayrıca eskiden medikal otopsi vardı, artık dünyada da kalmadı. Çünkü hastanede yatıp ölümü teşhis edilemeyen, ölüm sebebi teşhis edilmeyen kişilere yasal olarak otopsi, medikal otopsi dediğimiz otopsi yapılma hakkı vardı. O zaman temel amacıyla yani idi. Şimdi adli otopsiyle onun farkı şu. Adli otopsiyle ölümün sebebini sadece ortaya çıkarıyor. Evet. Otopside de aynı şeyler geçerli. Onların da otopside, teknikerlikte ve patolojide çalışan arkadaşların bilmesi gerekiyor. Evet, bu riskleri yine tekrarlarsak mekanik, elektrik, kesici güç, kimyasal radyasyon enfeksiyonu diye hatırlıyoruz. Otopside de mesela işte bu kostaların çevresine güvenlikli bir örtü örtülmesi lazım. Koruma sağlayan örtü. İşte burada örnek vermiş bir tane. Bunun için sirotik bir karaciğer. Yeşim Hocam sizin konunuz galiba bu. Evet. Güvenlik ekipmanları yine aynı şekilde. Respiratör orada olmalı. Oradaki hava yolu çok daha şey. Patojen riskini azaltmak için. Bu da bu dediğimiz, az önce söyleyelim, bizim de kendi iş sağlığı güvenliği kurullarımız var. Uluslararası şeylere de imza attığımız için aynı şeyleri etkileyeceğiz. Evet, diğer şeylerimizi zaten biliyoruz, listelerimizi hatırlatmak için. En sonunda da geldik arşive kadar, değil mi? Kontrol ettik, mikroskopumuza baktık, arşiv dedik. Bu da en son sorunumuz. En sona bıraktığımız sorunumuz diyelim. Ergonomi. Evet, çok büyük. Her aşamada bizim fiziğimiz etkileniyor. Evet, bu da ergonomi dediğimiz şeyler. Bunun için işte mümkünse, tabii ne yapıyoruz? İşte sizin kesit yaptığınız saatlerce, makroskopide ayrı, kesit yaparken ayrı, mikroskopide ayrı. Her üç ekipte ergonomik şey kullanması lazım. Ayarlanabilir, değil mi? Mesela ayarlanabilir kabinler gibi. Kabinleri gibi şeyler var. Tabii. Özel aslında makroskobiye özel üretilen şeyler var. Sandalyeler. Sandalyeler var. Yani makroskobi özel. Şuradan şöyle sarıyor, tam belinizi kavuruyor, dik durmanızı sağlıyor vesaire. Evet. Ama daha çok makroskobi ayakta uygulanıyor sanırım hocam. Yani çok az kişi ayakta. Biz ben şimdi görüyorum asistanlarımız bazen oturarak yapıyorlar. Kuşak var. Anladım. Ama benim gördüklerim hep herkes ayaktaydı. Yani ayakta evet. Uygulama olarak evet. Daha çok göründüğü için o yüzden de mesela şeye baktığınızda böyle Amerika'ya falan baktığınızda tamamen elevating çalışıyor. Yani şey yukarı çık alçalıp yükselen kabinleri kullanıyorlar. Çünkü evet. Yani kabini kendine göre ayarlıyor. Evet. Bütün uygulama ayakta çünkü. Evet. Biz kendimizi koltukla evet. Onu ayarlıyoruz. Görürseniz eczacılık ve tıp 2. sınıfları şey, laboratuvar gezisine götürüyoruz. Orada görecekler. Siz de gördünüz. Asistanlar oturuyor değil mi? Biz oturmadan bak böyle alıştık. Hep hala oturmuyoruz hocam. Evet. Peki. Bunlar da uluslararası şeylere göre yani biz nelerden alıyoruz bunları? Çalışan güvenliği için standartlar ve öneriler. Laboratuvar çalışan mesleki edinsel enfeksiyondan korunması rehberi ve laboratuvar akreditasyon programı el kitabı. Bunlar Türk Patoloji Federasyonu'na ve Patoloji Teknikerleri Derneği'ne sorumluluğunda. Onlar bunu daha iyiye getirecek, yüceltecek. Tamam? Evet, bunları işaretlemiştik. Samet Bey bunlarla epey uğraştı. İşte MSDS dediğimiz şeylerin tehlikelerimizi. Bu da bak sende yoktur bu fotoğraf. Aygül Hocam. Sende yoktur bak. Okan Üniversitesi burası. Bu da Ümit Bey. Ben, başkentin, işte şimdi öğrencileri burada, Yasemin Hanım,
Aygül Hanım, Dilek Yılmaz Bayan, o zamanki Patoloji Federasyonu, Onur Bey hala Yüksekokul Müdürü, maşallah, dimdik ayakta. Evet, bu ilk Uğur'la beraber dernek kurmuşlardı. Rahmetlik oldu dernek. Yenisini kuracağız, daha iyisini. Değil mi Uğur? Evet, bu da herhalde kim? Tanırsın sen. Yok, Melike o da, buradaki kim? Bahsetmiştik girişte. Şükran Hoca. Şükran Hoca. Şükran Hoca. Efendim? Şükran Hoca'yı tanıyorlar bak, öğrenciler burada. Görüyorsun. Tarih burada. 2016'dan beri uğraşıyoruz. 2014. 2014. Özlem Hanım da biz de yanınızdayız gördüğünüz gibi. Hala uğraşıyoruz. Yanınızdayız, siz de bizim yanımızda olun. Peki, teşekkür ediyorum. Özlem Hanım'ı da buraya çağıralım. Yeşim Hanım, Samet Bey hangisi olursa birbirimiz. Evet. Evet. Çekiliyor değil mi? Tamam. Geliyor, gelsinler. Biraz uzattık ama kusura bakmayın, biz bize izliye yaptık. Hocam da ayrı bir şey yaptığınızı burada verdi. Evet. Çok teşekkürler. Buyurun. Şöyle tutalım. Biraz sonra da bizim kurumun şeyi gelecek. Geliyor değil mi? Tamam. Tamam da çekiliyor. Tamam. Biraz sonra kurumda gelsin çünkü üyede değişiklikler kurumsal olarak. Biz İstinye Üniversitesi olarak bu şeyleri yapıyoruz. Ben söyleyeyim. Şey, projeyi çağıracak. Takip ediyorum. Hocam var olsun. Sağ da. Sağ ol. Yapacağız. Yapacağız ona. Fotoğraf. Buyurun. Tamam gel. Verelim çünkü Aygül Hanım da gelsin. O da gelsin. Sen de gel Sibel Hocam. Sen de gel. Nazlı'ya ver onu. Sen de gel. Sen de onu bana ver. Şunu durdurayım. Tamam.